İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bir Kıbrıs Güneyi programına hoş geldiniz diyoruz. 5-10 dakika geç girdik ama bir editörün programı vardı. Ondan dolayı biz sizlerden özür diliyoruz değerli izleyiciler. Ve sıcağı sıcağına programımıza başlıyoruz bu akşam. Tanıyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İnisiyatifi Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikteyiz. İnisiyatif olarak buradayız. Ben tanıyorsunuz hemen tanıtayım. Taner Bey aynı zamanda Dışişleri Eski Bakanı, Kansu Aksu, Mesut Ayar ve Ahmet İşcan kardeşimiz. Biz hepimiz, ben sözcüsü olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İnisiyatifi'nin üyeleriyiz. Biz özellikle dün değerli izleyiciler bir kınama etkinliği gerçekleştirdik. Lefkoşa'da Şehitler Abidesi önünde. Özellikle Türkiye'de bu terörist saldırısından dolayı şehit olan kardeşlerimiz için ve tüm şehitlerimiz için. Bir kez daha Türkiye'de bu hain, alçak saldırıdan dolayı hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu çok kabul edilir bir saldırı değildir. Hiçbir saldırı kabul edilmez ama bu kadar haincesi de hiç olmaz. Hele hele insan hakları gününde değerli izleyiciler. Bunu dünyanın, çevrenin çok iyi görmesi gerekiyor. Türk güvenlik kuvvetlerine karşı yapılmış bu saldırılar bir tane değil, iki tane değil. Halkın huzurunu bozmak, Türkiye'yi istikrarsız hale getirmek için düzenlenmiş ve dıştan beslenen terör örgütlerinin saldırısı. En sert şekilde cevap verilmelidir. Dünkü açıklamamızda da buna yer verdik. Ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye halkına başsağlığı diledik. Acıları acımızdı. Mutlulukları mutluluğumuz olur ama bu acılı günde de bu acıyı biz dünkü etkinliğimizde paylaşmak istedik. Bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İnisiyatifi olarak düşündük, programladık ve gerçekleştirdik. Ondan dolayı ben bu iyi ki bu tepkiyi göstermişiz. Baktık ki gerçekten çok ilgi gösterdi, çok ilgi gördü ve çok yankılandı. Ben sözü vermeden şunu da dile getirmek istiyorum. Biz bunu bir gece önceden ilan etmiştik ve bu sosyal medyada çıkmıştı bu tür bir etkinliğin yapılacağı ve saati de vermiştik biz. Saat 14. Saat 14.20'de Cumhurbaşkanı oradan geçti. Bu tesadüf değildir değerli izleyiciler. Artık bunun tecrübesine vardık ve Sayın Cumhurbaşkanı oradan geçerken herhalde orada kimlerin toplandığını görmek için oradan geçtiğini düşünüyoruz. Böyle o gün Mevlid Kandili tatil ve kimse daireler çalışmıyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı oradan geçiyor. Ben şu doğrusu hem inisiyatifin sözcüsü başkanı olarak şunu bekliyordum. Orada bir grup insan toplandı ki bu arkadaşlar biraz daha anlatacaklar. Çok kısa süre içerisinde organize edilmiş bir etkinlikti. Ve orada 80-100 kişiye yakın bu terörist saldırıya karşı duyarlı insanlarımız oradaydı. Tabii bizimle binlercesi oradaydı aslında. Biz yalnız temsilen orada bulunduk. Etkili sivil toplum örgütlerin, derneklerin başkanları oradaydı. Onlar da bize destek verdiler. Destek veren herkese teşekkür ettik. Basın mensuplarına teşekkür ettik. Ve Ada TV Star Kıbrıs ailesi olarak da bugün sayfamızın orta sayfası tamamıyla buna ayrılmıştı. Bu arada ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın durmasını beklerdim. Polisler de oradaydı. Güvenlik için polislerimiz de oradaydı. Onlar da bizi yalnız bırakmadı. Ve bir hatırımızı sorsaydı, ne yapıyorsunuz burada bayraklarla, bir sorsaydı. Şu doğrusu ben bekliyordum. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan böyle bir olayla karşı karşıya kalmış olsaydı duracaktı, inecekti ve oradakilerin tümünün elini sıkacaktı ve ne yapıyorsunuz diye soracaktı. Bir cumhurbaşkanı bu halkın cumhurbaşkanıydı.
her etkinlikte, yani şimdi aklıma gelen şudur. Belki çok üzerinden geçmişti ama Cumhurbaşkanı bir etkinliğe katılmıştı. Bir Nevruz Bayramı'na katılmıştı. Ve orada Türkiye aleyhtarı atılan sloganlar vardı. Asılan PKK bayrakları vardı ama Cumhurbaşkanı orada halay çekti. Üzüldük Sayın Cumhurbaşkanı. Duracaktınız orada. Bizim de hatırımızı soracaktınız. Ne yapıyorsunuz diye. Evet değerli izleyiciler, ben hemen konuklarıma geçiyorum. Biraz sözü uzattım gibi oldu. Evet Taner Bey, sizden başlayalım. Şimdi hepimizi derinden yaralayan bir terör olayını dile getirerek programı açmış oldunuz. Söylediklerinize katılıyorum. Lanetle anıyoruz bu terör olayını. Ve canını yitiren kardeşlerimize Ulu Tanrı'dan rahmetler diliyoruz. Acılı ailelerine ve yüce ulusumuza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Biz sizin de bahsettiğiniz gibi dün gerçekleştirdiğiniz değil mi? Ne zamandır? Evet, bir gün önce dün gerçekleştirdiğiniz şeye gösteri dolayısıyla ben sizi kutluyorum. Yapılması gereken bir şeydi. Fakat belki katılım biraz daha fazla olabilirdi. Bundan sonra olur. Yani hiç ondan üzüntünüz olmasın. Bundan sonra olur. Dolayısıyla hemen konuya girelim eğer şey ederseniz. Tabii ki. Kıbrıs konusu önemli. Şimdi böyle bir tur geçelim arkadaşlar. Bu dünkü kınama etkinliğinden dolayı birer söz verelim. Ondan sonra Kıbrıs konusuna geçelim. Tamam. Evet Kansu kardeşim. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Öncelikle programımıza grup başlıyoruz. Üzüntülü başlıyoruz, hüzünlü başlıyoruz. Buradan sizler aracılığınızla da başta ana vatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la ve tüm ana vatan Türkiye Cumhuriyeti halkına başsağlığı diliyoruz. Cumartesi akşamı gerçekleşen bu terör, lanet terör saldırısından dolayı da hayatını kaybeden kardeşlerimize Tanrı'dan rahmet, geride kalan ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Tabii bu söylemleri söylemek insanın boğazı kelimeleri düğümlenirse de mecburen bizler devletin devamı, yaşamın devamı yönündeki duruşumuzdan da hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz. Bu anlamda da sizlerin de hep birlikte düzenlediği, dünkü eylemimize de açılış konuşmanızdaki cümleye de değinmek istiyorum. Burada katılan tüm sivil toplum örgütü başkanlarına, tüm büyüklerimize, gönlü bizimle olan tüm soydaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Anlamlı bir eylemdi, anlamlı bir duruştu. Burada tabii Sayın Bakanımın da söylediği gibi katılım aslında çok zayıf geçti veya işte daha da fazla olabilirdi ama pek zayıf da geçmedi. Şu anlamda zayıf geçmedi. Bu eylem toplam çalışma saati olarak 2,5 saatten daha az bir saat. Çok doğru. Hem de telefonla yapılan çalışmadan yapılan bir çalışma. Bu anlamda da katılanlara da bu hassasiyetinden dolayı ayrıyeten unuttuğumuz, hızla bu düşünceyle arayamadığımız arkadaşlarımızdan da buradan da özür dilerim. Güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinliklerin çoğalması dileğiyle bizler ana vatan Türkiye Cumhuriyetimizin her zaman olduğu gibi burada da mutluluğuyla mutlu olduğumuz gibi, hüznüyle hüzünlendiğimiz gibi burada da derdiyle orada dertlenmeye geldik. Allah hepimizi inşallah tüm Türk İslam alemi, tüm Türk ulusu hep birlikte el ele, her ne kadar birazdan değineceğiz içimizdeki haramilere de değineceğiz. Kelimeler düğümleniyor. Avrupa Birliği'nden tutun da tüm Kıbrıs ve ana vatan
Türkiye Cumhuriyeti'nde bizi bölmeye çalışanlarla ilgili cümlelerimize de birazdan değineceğiz. Girişi böyle yapmış olalım. Teşekkür ediyorum katılan tüm arkadaşlara. Evet Mesut Bey. Evet. Kelimenin bittiği yer aslında dün yapmış olduğumuz eylemler. Tabii ki üzülmemek, ağlamamak, parçalanmamak mümkün değil. Her 44 eve acı düşmüş. Yüzlerce eve de şu anda tereddüt içinde yaşıyorlar, insanlar kaygı içerisinde yaşıyorlar. Tabii ki bizler de buna katı koymak için burada kendimizce bir eylem yapmaya çalıştık hep birlikte. Tabii ki 3-4 saat içerisinde meydana gelen bir eylemdi, ani bir kararla. Tabii ki söz verip gelmeyenler oldu. Tabii ki arkadaşlarımız içerisinde en büyük üzücü olan söz verip de gelmeyenler, yetişemeyenler, çok güzel kardeşlerimiz geldiler sağ olsunlar. Yine onunla gelmeyen arkadaşlarımız da sağ olsunlar. Uymamıştır, işleri nedeniyle gelmemişlerdir. Biz de yine baş sağlığı diliyoruz Türkiye'deki 44 kardeşimize. Bugün bir haber okudum. Bu beni aslında sevindirdi. Yani sendikalar bir karar almış. Bu genel grev Türkiye'deki terör saldırısından dolayı ertelendi diye bir haber okuduk. Bu beni memnun etti. Yani demek ki sendikalarımız duyarlı davranabiliyorlar. Siz bu haberi... Tabii ki sendikalar yanar döner. Kendi çıkarlarına tabii katıldığımız olayda ben de duydum onu. Türkiye'deki bu kanlı olayla ilgili ertelendiğini duyduk. 44 şehidimizle ilgili yarınki eylemi ertelendiğini duyduk. Peki sabaha ertelendi. Öğleden sonrayı niye ertelemediler? Ortak olarak birlikte iki toplumlu çözüm platformuyla birlikte yarın öğleden sonra eylem yapacaklar. Onu niye ertelemediler? Bu Arada kadar çok gerçek. Zannedersem ana bölgede yapacaktı her zamanki buluştukları yerlerde. İki toplumlu olduğu için. Yani bunları yapacaklar. Ben yani buradan şeye sesleniyorum. Sağduyulu öğretmenlerimize sesleniyorum. Artık yani bu çocuklarımızın eğitim haklarını gasp etmesinler. Onlara engel olsunlar. Gasp edenler ediyor zaten. Onların sendikaların bazı gasp edenlerin oyununa gelmesinler. Bugün şu anda yetişmekte olan çocuklarımız Şırnak'ın gerisinde kaldık diyorduk. Şırnak'ı bile bulamayacağız. Şırnak'ın eğitimlere, bu öğretmenlerin vermiş olduğu eğitimlere, sendikanın vermiş olduğu eğitimlerle bugün hangi çocuğumuza bilgiye sahip olduğuna inanıyoruz? Üniversitede sıfıra düştük. Liselerde sen sizin işiniz buradaki eylemlere tabii ki en doğal hakkınızdır. Herkesin hakkıdır eylem yapmak. Ama hayır, hükümet de bir karar aldı. O karara uyulmuyor. Yani eğitim saatleriyle ilgili bir düzenleme yapıldı. Hükümetin bana göre istifa etmesi lazım. Niye dersen? Çünkü bir sendika seni yönetiyorsa hükümet olarak yani istifa edeceksin artık. Sendikalar mı yönetiyor? Sendikalar yönetiyor maalesef. Üzücü olarak. Bugün istediği saat okulları derse giriyor, istediği zaman giriyor. Benim de çocuklarım okuyor. Bu çocuklar bugün, dün gitmediler okula. Neyse günler, bu Cuma konuyu günü açacağız, daha da tartışacağız bu konuyu. Çünkü ve Ahmet Başkan'a bir sözü verelim giriş olarak. Ben tabii sendikaların eylemi ertelediğini söylediğim zaman öyle değildir dedi Ahmet Bey. Evet. Teşekkür ederim. Tabii Erkan Bey, sizlerle birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Sağ olasınız. Hem ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bizleri izleyen hem de anavatan Türkiye'de bizleri izleyen tüm kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Tabii rahmetli Uğur Mumcu'nun dediği gibi sözler nereden başlasak, kardeşlerim de dediği gibi çok acımız derin, acımız büyük ama bu acıyı atlatabilecek yetenekteyiz, kabiliyetteyiz, birikimdeyiz. Bunun dayanışmasını sergilememiz gerekiyor. Özellikle ifade edildiği gibi 10 Aralık İnsan Hakları Günü Türkiye Cumhuriyeti'nde İstanbul'da düzenlenen o kalleşçe saldırının arkasında emperyal güçlerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek isteyen bu coğrafyadan Büyük Türk Ulusu'nun yegane temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti'ni
geriletmek isteyen, ilerlemesini geriletmek isteyen emperyal güçler asla başarıya ulaşamayacaklar. Biz buradan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bunu ifade etmek istiyoruz ve dün de arkadaşlarım da ifade ettiği gibi çok kısa bir süre içerisinde burada dayanışmamızı sergileyebilmek için Şehitler Abidesi önünde bir aktivite düzenledik. Tüm katılanlara, katılamayanlara teşekkür etmek istiyoruz. Ve Türkiye'de şehit düşen kardeşlerimizi rahmetle anarken tüm Türk ulusuna başsağlığı diliyoruz. Tabii sendikalar gerçekten de bugün neden grevini erteledi biliyor musunuz Erkan Bey? Esas nedeni nedir? Esas nedeni şu, oyun bitti. Çünkü öğretmen sendikalı yöneticilerin arkasında olan öğretmenlerin artık gerçeği gördüğü kanaatindeyiz. Çünkü hem Kıbrıs konusunda gelinen, biraz sonra açacağız, Kıbrıs konusunda gelinen çıkmaz. Hem de artık yıllar itibariyle öğretmen sendikalarının başında, yönetiminde bulunan insanların artık öğretmenleri bir uçuruma götürdüğünü, öğretmenleri bir açmaza götürdüğünü, Mesut Başkanım da ifade ettiği gibi eğitimin dibe vurduğunu, artık çıkmaz bir sokağa girildiğini görüldüğünden dolayı onların arkasında durma gereği hissedilmediği için ve sendika yönetimlerinin öğretmenlerin buna karşı durduklarını fark ettikleri için böyle bir manevra yapmak ihtiyacı hissettiler. Asıl sorun bu. Yani yarın eylemde yeterince öğretmen bulamayacaklardı. Yeterince öğretmenlerimizi artık aldattıklarının farkında oldukları için öğretmenlerimizin büyük bölümü bu eyleme destek verilmeyeceği görüldüğü için bir manevra yapıp Türkiye iyi düşündükleri, Türkiye'deki acıyı paylaştıklarını ifade edebilme manevrasına girişmek ve bir takviye yapabilmek için böyle bir duruş, böyle bir eylem erteleme gerekçesi olarak gördüler ama Mesut Bey'in de ifade ettiği gibi iki toplumlu etkinliği neden iptal etmediler? Sorarlar insana. Yarın öğleden sonra iki toplumlu etkinlik mi var? Evet. Böyle bir aktivite var. Dolayısıyla yani samimi değiller Erkan Bey. Samimi değiller. Dolayısıyla bizler de KKTC inisiyatifi olarak artık bu ülkede herkesin samimi olması gerektiği kanaatindeyiz. Kıbrıs konusu işteki konulara sırasıyla değineceğiz. Teşekkür ederim. Sendikalar noktasında Sayın Bakanımıza bize bir söz verecek misiniz? Vereceğim tabii ki. Devam edelim mi? Açtık bu konu. O zaman sizden başlayalım. Kansu Bey, Taner Bey'e doğru gelelim. Şimdi aslında tabii arkadaşlarımızın tespiti çok doğru. İyi konularına çalışmışlar. Evet, bu tespitler önemli. Yani sendikaların eğer yarınki eylemi ben de samimi bulmuştum. Eylemi ertelediklerine. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bu terör saldırısından dolayı eyleme erteliklerini düşünerek güzel bir hareket düşündükten sonra sizlerin bu söylemlerinden dolayı hızlıca düşündüğüm zaman sonuç itibariyle ana hedef ve misyon buysa eğer erteleme noktasında her tüm eylemlerin aynı sendikalar tarafından ki iki toplumlu barış platformunda da görevli bilmiyorum öğretmenler arkadaşlarından var mı o şeyde iki toplumlu etkinlik yapacaklarında var veya yok bilmiyorum tam olarak. Mikrofonu alarak konuşursanız. Öğretmenler sendikalı mutlaka her eylemde vardırlar. Yok yarınki yapacakları eylemde varlar onu evet. Bilmiyorum ama aslında şöyle bir sıkıntı da var. Yani eğitimi aslında konumuz tabii genel hatlarıyla eğitim olmasa da burada bu konu açılırken bu bir takım konuların altını çizmekte fayda görüyorum. Şark. Yani baktığımız zaman en büyük sıkıntılardan bir tanesi eğitimden geçiyor. Yani bugün bu öğretmenlerin sıkıntıları eylemleri niye başlamıştır? Başlama hareketi burada Değirmenlik'te 15 gün önce meydana gelen elim trafik kazasından dolayı böyle bir eylemin başlangıcı olmuştur. Orada ölenlere de yine Allah'tan rahmet dileyelim. Geride kalan ailelerine de sabırlıklar dilemiş olalım tekrardan. Burada baktığımız zaman işte sendikalar tek baktıkları nokta işte aslında üzüm yemek değil toplum tabiriyle de bağcıyı kovmak anlamında çeşitli söylemlerini burada dillendirmeye gerek yok. Onu da şiddetle kınıyoruz. Saatle ilgili söylemleri. Tabii benim de iki tane çocuğum var. Genel hatlarla baktığımız zaman evet sıkıntılardan bir tanesi yüzde belki 1, 5, 10
bu olabilir ama her birey kendine düşen, kendi üzerine düşen görevleri yapabiliyor mu? Tamam, belki yollarımız sıkıntılı. İşte %5-10 etken bu olabilir. Ama üzerine bütün bireyler, hangi aile bugün bakın kim cep telefonuyla araç kullanırken konuşmuyor? Birçok insan. Kimler trafik kurallarına tam olarak uyuyor? Okullarımızda öğretmenler bugün eylem yapıyor. Okullarımızda eğitim müfredatımız var mı? Trafik dersi verebiliyor muyuz? Bugün başıma gelen bir olay anlatayım size. Tam Girne kapısından girdim, ya girmedim, ışıklardan geçeceğim. Solumda da bir tane araç var. Yeşil yanıyor araçlara. Bir öğrenci grubu hızla atıldı yola. Ama araçlara yeşil yanıyor. Ya orada bir ölümlü trafik kazası olmuş. Bu lise öğrencileri, ortaokul, son lise civarında. Orada Allah korusun sıkıntılı bir süreç yaşanmış olmuş olsaydı yine ne yapacaktık? Oradaki şoförle ilgili sıkıntı yaratacaktık ama öğretmenlerimiz, her birey, aileler çocuklarını eğitirken öğretmenlerimize eğitim müfredatına trafik derslerinin verilmesi gerekirken, bununla ilgili mücadeleleri yapmamız gerekirken maalesef ve maalesef biz hedefi saptırmış durumdayız. Böylelikle de halkın kafasını karıştırıyorlar. Bir de halkta sanki böyle kaos yaratılmaya çalışıyor gibi. Ama bu kaosun hedeflerini de ben açıkçası idrak etmiş durumda değilim şu anda. Onun cevaplarını kendimde arıyorum. Neden bunların konuşuyoruz? Niye kaosa şimdi oynadıklarını? Yarınki eylemin sabah iptal edilmesinin, öğleden sonraki eyleme bizim öğretmenimizin daha çok katılım olsun diye olmadığını da düşünmemiz lazım yani. Bir etken olabilir. Dolayısıyla her birey, bu devleti hepimiz kurtaracağız. Bugün hükümetlerimizde hükümette sıkıntı olabilir. %100 çalışmıyor olabilir. Geçmişte iyi miydi? Yarın iyi mi olacak? Tabii ki çalışan lokomotiflerde bazı hatalar olacak. Eleştirilere insan önce kendine eleştirdiği konuda, ben bu konuda veya buna benzer konularda ben üzerime düşeni yapabildim mi diye bakmalı bence. Yani sorgulamalı. Kendi kendini sorgulamalı. Biz birbirimizi severek, devletimizi severek, vatanımızı, milletimizi severek ancak bu toplumu ve farklılıklarımızla konuşarak öz eleştiriye açık olacağız. Tabii ki. Öz eleştiriye açık olmazsak zaten hiçbir yere varamayız. Ben sözü uzatmayayım. Dolayısıyla birbirimizi severek, her şeyden önemlisi bireyler geçicidir. Devletimizi, kurumlarımızı severek, kurumlarımızı itibarsızlaştırmaya çalışanlara da ayrıyeten burada hepiniz fesatsınız. Kurumlarımızı itibarsızlaştırmaya çalışanlar, dikkatli olun, kurumlarımız ayakta olmaz da sizler ve aileleriniz de hiçbir zaman olmayacaktırsınız. Bireylere öz eleştiri yapılabilir ama kurumlarımızı asla ve asla itibarsızlaştırmaya çalışanlar da hepiniz fesatsınız. Teşekkür Bunu giriniz, bu kurumsal çok çok önemli bir konunun altını çizdiniz Kansu kardeşim. Bu kurumları yıpratmak için yapılan bu farklı farklı eylemler ve çeşitli söylemlerle gidiniz bunu yanı başımızda Rum tarafında yapınız. Yani kurumları yıpratmak için. Gidiniz bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde yapınız. Dünya insan haklarında savunucu olan bir ülke. Avrupa'da yapınız. Sizi ezeller orada. Bakın Rum tarafında bir olay yaşandı. Hatırlarsınız. O patlamanın olduğu zamandı. Kesinlikle hükümetin ihmaliydi. Yani o patlayıcıların mühimmatları aldı. Elektrik santralinin yanına topladı. Dışarıda açıkta. İşte suikast mıydı? Kendi kendilerine mi patladılar? Bana göre suikastı. Ben ilk günden söyledim onu ama o değil benim söyleyeceğim şimdi. 2000 ton patlayıcı malzemesi patladılar. Ve orada 13 tane itfaiyeci ve asker öldü. Rum. Bir gün sonra ya da aynı geceydi zannedersem ya da bir gece sonra yaklaşık 6000 kişi Rum Cumhurbaşkanlığı'na tepki göstermek için geldi. Bütün Güney Kıbrıs elektriksiz kaldı. Elektrik santrali patladı. Zarar milyonlarca euro'la ifade edilir. Hayat bir yerde durdu orada. Ve o gündüz patlamış olsaydı yüzlerle ölü olacaktı. O saatte çalışan sayısı azdı. Ve Cumhurbaşkanlığı sarayına gireceklerini tahmin ederek
Rum polisi o orada toplanan sivil halka özel polis birliği müdahale etti. Ben Sigma TV'de canlı yayında izliyorum. Coplarla dövdüler. Göz yaşartıcı bomba attılar. Ve o kalabalığı dağıttılar. Nerede bizim gazetecilerimiz? Nerede bizim gazetecilerimiz? Hayal görüyorlar. Pembe bulutlar üzerinde geziyorlar. Bazıları tırnak. Bazıları. Hepsi için değil bu. Buraya eyleme geliyor. Sendikal hareket neyse. Aldılar çocukları da. Çocuklar televizyonlara konuştu. Biz bunun için gelmedik buraya. Biz bir olay yaşadı. O arkadaşlarımızın acısını buraya yansıtmak için geldik. Bizim elimize pankart verdiler. Ankara yakamızdan elini çek yazdılar. Neler neler yapmadılar. Hükümete katiller diye saldırdılar. Ve hadi söylem olanlar ki bugün bir fırsatta başbakanla birlikteydik. Bilişim yasası Ocak'ta tamamdır. Yani Ocak'ta geçiyor bilişim yasası. O zaman artık Facebook'larda böyle laflar yok. Hemen yargı mahkemeye gidilecek. Ve taş atıldı. Bordür taşı atıldı. Polisimiz yaralandı. Hala da hastanede. Evet. Kafası tası çatladı. 20 dikiş atıldı kendisine. Niçin diyor polis orada? Güvenliği sağlaması için. Siz güvenlik kuvvetlerine saldırdınız. Güvenlik güçlerine saldırdınız. Oradaki parmaklıkları Dışişleri Bakanlığı'nın parmaklıklarını söküp attınız. Taner Bey de bir dönem Dışişleri Bakanı'ydı. Onlara da saldırdınız. Yani siz artık kurumları yok etmek için saldırıyorsunuz. Burada bir çok özür diliyorum Sayın Bakanım. Bir ek daha yapmak istiyorum. Şimdi buradan ben özelde hükümet milletvekillerine ve genelde de 50 tane milletvekillerine buradan bir çağrımız olsun. Burada hepimizin üzerine ve özellikle meclisteki tüm milletvekillerimize hitaben şunu söylemek isterim. Burada hızlı bir şekilde sendikalar yasasını elden geçirmemiz lazım ve okul aile birliklerini kesinlikle kurumsal bir yapıya kavuşturmamız lazım ve okulda alınacak ve genelde eğitimle ilgili sendikalar ve öğretmen arasında, öğrenci arasında bir bağ kurulmasıyla ilgili okul aile birliklerimizi kurumsal bir yapıya kavuşturmamız lazım. Ve bu şekilde de ben tahmin ediyorum ki ben bir de bir öğrenci verisi olarak bu sıkıntılarımızı daha rahat aşabiliriz. Daha da sağlıklı olabiliriz. Bir öğretmenimiz bugün dedi ki işte ben bu düşüncelerimi paylaştım. Dedi ki bana ama dedi sendikada lazım gerekli şeylerimiz haklarımızla ilgili. Sayın hocam dedim kaç senelik öğretmensin bilmem bu kadar. Peki bu zamana kadar senin hakkın yenilip de haklarını savunmak için sendikanın mücadele etmiş oldu mu? Dedi o da doğru olmadı. Tamam sendika lazım sendikalaşmamız lazım ama bu kadar da hükümeti kilitleyeceksin. Memleketi yangın yerine çevireceksin. Sapla samanı karıştıracaksın. Peki kaç tane öğretmen evinde özel ders veriyor ve vergi de kaçırıyor ve haksız rekabet yaratıyor? Onu Sayın Bakanımız... Evet, Taner Bey'e sözü verelim. Biz biraz lafı uzattık. Hayır, ben sizi ilgiyle dinledim. Birçok şeyde haklısınız görüşle ortaya koymakta. Bu sendikalar, ben şaşırdım öyle izlerken. Hakikaten şaşırdım. Sendika yetkililerinin ortaya koydukları görüşler ve çıkışlar ben yakıştıramadım. Açık söyleyeyim, yakıştıramadım. Kendileri de burada olsa onların yüzüne de bunu söyleyebilirim. Şimdi bir canlı yayında konuşuyoruz. Yüzlerine karşı da söylemiş oluyoruz. Bütün gerekçelerini dinledim. Yani bir öğrencilerin hayatlarını yitirdiği bir kazayı bu kadar istismar edilebilir. Getirip bilmem hangi görüşlerle kendilerinin ortaya koymak istediklerini koymaya çalıştılar. Ben de size katılıyorum. Ben de tasvip etmiyorum yapılanları. Ve izlediğimde hakikaten üzüldüm. Ailem biliyor. Ya bu ne biçim olur mu böyle şey? Bu şekilde bir tavır ortaya koymak ve ölümleri vesile ederek, kazala dolayı ölümleri vesile ederek o şekilde şeyler ortaya koymak
hükümet saatleri bir şekilde ayarlamaya çalıştı. Ne yapacak? Ayarlayacak tabii. Ha, onlar nereye karşı çıktı? Türkiye ile aynı saati uygulamamıza karşı çıkıyorlar. Haklı gerekçeleri olabilir. İşte karanlıktır, şudur, budur. Ama o haklı gerekçenin arkasında esas düşünceleri nedir? Ben ona bakıyorum. Ben ona bakıyorum. Yoksa bu olsa masumane bir şeydir tabii. Ama onun arkasından getirdikleri eylem şekilleri çok yanlış. İstismardır. Bir hayatını yitiren gencecik çocukların şeyinden, o acısından pay koparmaya çalışmaktır. Yanlıştır yaptıkları. Bunu yüzlerine de söyleyebilir. Demiş ki şimdi burada canlı yayında konuşuyoruz. Yüzlerine karşı söylemiş oluyorum. Yanlış. Sen konunu şey etme. Şimdi hükümet oturdu. Ben hükümet yanına, politika yanına girmek istemiyorum da pek. Taner Bey bizde doğrudur, eğri eğridir. Tamam ben bir şey demiyorum. Verdi. 8'den önce çocuklarımız, özelde çalışanlar çocuklarını erkenden okudu. Onu da kabul etmediler. Onu da kabul et. Önceden saat 9 dediler. Hükümet 9 yaptı. Yok efendim ona da göre. Yani ne yaptıklarını bilmeyen sendika yönetiminden birkaç arkadaş var Sayın Bakanım. O hepsini de aynı kefeye koyamayız. Koymuyoruz. İçinde çok samimi ve değerli öğretmenlerimiz var. Var tabii. Şimdi öğretmenler derken şunu çok iyi ayırmak bilmeleri lazım. Değerli arkadaşlar, öğretmenler derken ben tabii ki tüm öğretmenlerimizi kastetmiyoruz. Öyle bir şey anlaşılırsa biz defalarca özür diliyoruz. Kesinlikle. Ama şöyle kalmıştır. İşte öğretmenler diyoruz da anlaşılmasın. Tüm öğretmenleri kastetmiyoruz. Benim de görüştüğüm öğretmenler var. Bizim de çocuklarımız okullarda. Ve hatta bir öğretmenimiz, ismi hiç önemli değildir, bana şunu demişti. Evet bir saat erken geliyoruz ama bir saat de erken gidiyoruz. Gün ışığında eve gidiyor çocuklar. Yani eğer bu saatler değiştirilmiş olsaydı geçen yılki gibi, bu defa çocuğun eve gelme vakti karar alacaktı hava. Yani evet bir saat erken kalkıyor çocuk. Bu da işte Aralık'ın ikinci haftasına kadar. Ondan sonra gündüz geceden almaya başlıyor. Ve bir aylık bir süre içerisinde dengeleniyor. Buna rağmen hükümet oturdu ve yarım saatlik bir düzenleme yaptı. Ama ilk bu sizin söylediğiniz gibi 9'da başlatmak istiyordu. Hükümet kabul etmedi yine sendikalar. Erkan Bey, ben özür dilerim, şunu eklemek istiyorum. Şimdi biz sonuçları konuşuyoruz. Aslında sebepleri de konuşmamız lazım. Sebepleri konuşmamız aslında lazım. Aslında bakın şöyle bizim tespitimiz şu. Hükümetler sendikaların tahsildarlığından vazgeçmeleri gerekir. Çok güzel. Arkadaşlar işte eğer öyle hükümetler gelmiş geçmiş tüm hükümetler samimi olsaydılar biz bu sonuçları konuşmayacaktık. Bazı sendikalar, hepsini kastetmiyorum, bazı sendikalar kendilerini hükümet yerine erk olarak görmeyeceklerdi. Ve biz bütün bu zamanımızı da buna ayırmayacaktık ve bu konuları konuşmayacaktık. Yapılması gereken çok basit. Ben şahsen de dönemin işte Maliye Bakanları vesaireyle konuştum. Neden siz gerekeni yapmıyorsunuz? Bu hem Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı hem buradaki sosyal yapıyı, siyasal yapıyı değiştirmeye çalışan bazı sendikaların emperyal yaklaşımlarına karşı onların yaşam kaynaklarını neden aidatlarını siz toplamaya devam ediyorsunuz ve topladığınız bu aidatlar vasıtasıyla bu sendikalar akla hayale gelmeyecek ve Sayın Bakanım da ifade ettiği gibi kendilerine yakışmayacak durum ve davranışlar sergiliyorlar. Dolayısıyla yapılması gereken şu, eğer hükümetlerimiz samimi iseler, şimdiki hükümete sesleniyoruz. Hemen Maliye Bakanımız Sayın Serdar Denktaş'a sesleniyoruz. Sizin İki satırlık bir genelgeyle, bir yazıyla sendikaların aidatını toplamaktan vazgeçin. O zaman biz hükümeti alkışlayalım, Serdar Denktaş'ı alkışlayalım. Bunu konuşacağız çünkü çok önemli de bu. Tabii Taner Bey'in sözünü ne girmiştik, geri döndük Taner Bey. Hayır, benim sözümü kesmiş olmadınız. Evet. Arkadaşlar da burada konuşuyoruz işte. Bizi izleyenler de farkında.
Şimdi ben diyorum ki öğretmenlerin yaptığı beni de şok etti. Yanlış bir tutum izlediler. Ve görüşlerini siyasal düşünce yapılarına göre ortaya koymaya çalıştılar. Bu olmaması lazım. Burada ölen çocuklar var. Hayatını yitiren yavrular var. Genç yaşta. Öğrenci de. Onunla ilgili bir şey yapıyorlar. Ama gelin görün ki devletin varlığına varıncaya kadar laflar söylediler. Ben izledim. İzlediğim için üzgünüm. Ve gördüğüm için, dinlediğim için hakikaten çok üzüldüm. Ya öğretmen çocukların hayatlarını kaybetmesini vesile ederek şey yapıyor. Onun tedbirini alsınlar, onu istesinler. Tamam, bir yere kadar. Bir yere kadar. Ama iş döner dolaşır, tekrar politikaya, iç politikaya dönür. Ve düşünce yapıları çerçevesinde bir çözüm arıyorlar. O yanlış. Kim isterse olsun gelsinler karşımıza. Ben onlara da söylerim. Yanlış yapıyorsunuz böyle yapmak. Burada siz bu yolların tamiratı gerekir, bilmem ne gerekir diyebilirsiniz. Ama bir defa, iki defa, üç defa. Başbakanlığı işgale kadar sürmez bu iş. Talep edilir. Ama duvarları yıktılar. Demir parmaklıkları devirdiler. Bu olacak iş değil. Yıktırdılar daha doğrusu. Yıktırdılar. Yıktırdılar çocukları. Kışkırtıldı. Ama bu kabul edilecek bir şey değil. Avrupalıyız. Evet. Yani şey Erkan Bey. Bu Avrupa'da olsaydı. Bir cümle daha ekleyeceğim ben. Umutluyuz. Neden umutluyuz? Çünkü bugün sizin Ada TV'deki öğlen programınızda hem de BRT'deki programınızda yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Profesör Erhan Arıklı'nın sendikalarla ilgili iktidara gelindiğinde radikal önlemler alacağıyla ilgili görüşlerini, düşüncelerini ifade etmesi bizleri umutlandırıyor ve mutlu ediyor. Ben bunu da eklemek istedim. Teşekkür Şimdi, ederim. Şimdi ülke parti şey yani buyurun. Buyurunuz. Yani bireysel yani işte ona Kudret Hocam'ın da Kudret Aday Sayın'ın da aynı şekilde birçok demeçleri var. Erhan Başkan'ın da buradan da hepsine selam olsun. Hepsinin de ayrı ayrı demeçleri var. Tabii herkesin, tüm siyasi partilerin Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde, Ulusal Birlik Partisi'nde Tufan Hoca'nın da aynı şekilde. Tufan Hoca'nın da. Yani hepsinin bir formülleri var tabi. Ama uygulamada işte ne yapıyor? Devrim. Yani bu devrim gerekli. Şimdi bakınız, Amel İşcan kardeşimiz çok güzel bir şey dile getirdi. Ki bunun artık olması gerekiyor. Rum tarafında böyle çalışmıyor sistem. Rum tarafında iki tane büyük sendika var. Sağ ve sol sendikalar. BO sol partilerin sendikasıdır. Solcuların sendikasıdır. SEK ise sağcuların sendikasıdır. Rum tarafında iki büyük sendika var. Üyelerinden kesintileri sendika kendisi toplar. Gider makbuz karşılığı aidatlarını toplar. Peki bizde nasıl çalışıyor bu sistem? Devlet sendikanın taşeronudur. Yani kusura kalmasın Demokrat Parti Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Başbakan Yardımcısı Sayın Serdar Denktaş. Bir karar al ve bu uygulamadan vazgeç. Ki Sayın Serdar Denktaş'a da çok saldırdılar. İndi halkına iç içe o tepkiyi gösteren iç içe olmak için her şeyi göze aldı ve neler söylemediler kendisine. Ben şu anda söylemek istemiyorum. Hele o genç kız kardeşim. Hele o genç kız. Aman Allah'ım. Yakışır mı ağzına o kelimeler? Kimsin sen dedesi ya? Dedesi yaşındaki insana. Neredeyse Serdar Denktaş onun dedesi yaşındaki bir insana neler söylemedi. Ya bu kadar mı kin duyuyorsunuz siz? Bu kadar mı insan sevgisinden yoksunsunuz? Bu kadar mı yoksunsunuz? Yani orada bir kere siz de dile getirdiniz. O elim trafik kazasında kaybettiğimiz iki tane gencecik insanımız, diğer Doğukan galiba ciddiyetini koruyor hastanede ve o şoför insanda. Bir kusur oldu, bir hata oldu ve o insanlar hayatlarını kaybettiler. Şimdi bu şudur. Bu ülkenin, ben bunu Ada TV'de konuştum, tekrar o yarayı deşmek istemiyorum ama
Bugün bir vesileyle başbakanla birlikteydik, bir program oldu. Artık bu araçlar, bu yollar sığmıyor. Türkçesi budur bu işin. Ama bu kazalarda nüfus oranına baktığın zaman yüzde bilmem kaç oranında mutlaka olacak. Bu İlayda kızımızdan bir örnek vereyim. Allah kane kane rahmet eylesin. Bugün de tatlısını yedim de geldim ben buraya. Evet. Bir X bir okulda tatlı falan dağıtıldı. Hatice hocamız. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kızımız o gece Karaağaç'a misafirliğe gidiyor. Ne kadar tesadüf. Misafirlikte kaldığı evindeki kızımız şu anda yaşamda. Allah uzun ömürler versin. Acil şifalar dileyelim. Kendisi Hakk'a yürüdü. Takdiriyle. Biz, tamam. Bu kadar mı nasibe inanmayacak kadar aciz insanlar olduk? Yani bazen tamam tabii ki tedbirimizi almamız lazım. Hükümetlerimiz, bizler, bireyler. Hayır, hükümetlerin yapması gereken, ben bugün Sayın Başbakan'a söyledim. Makro düzeyde yollar yapacaksınız. Projeler üreteceksiniz. Bakın Girne'ye ulaşım için bir yol projesi. Dağı delelim, tünel açalım ve Girne'ye ulaşalım diye. Halimize gülünür. Çok özür diliyorum yine. Öyle diyoruz. Ama Girne'deki bazı yollar benim bilgimde birkaç ay durdu. Sebebini de biliyor musunuz? Belki 3 sene önce, sonra 5 sene önce vefat edecek kardeşimizin belki babası, dayısı, emmisi o yerdeki isimler sorunundan dolayı o yollarımız devam edilmiyor. Her şeyi istiyoruz. Devlet devlet yapıyor, yol da yapıyor. Yani, tamam, gönül onu ister. Şimdi istimlaklar da ödensin ama şimdi bakınız. Tamam, yani, ödeniyor ama yani sıkıntılar olacak devlet. Olacak. Mutlaka. Onu ama o sıkıntıları dava açıyor. Üzerine gidiyor ve yolun durmasına sebep. Neden oluyor? Istiyoruz, yolumuz yapıyor ama mahkemeye veriyoruz yolumuz yapılıyor diye. Ne istediğimizi bilmiyoruz. Şimdi Girne Dağı'nı delelim, tünel açalım ve Girne'ye böyle ulaşalım. Allah ve bu proje direkt Ercan Havalimanı'ndan Girne'ye gelecek olan. Öyle bir şey ve var. Çıktı o zaman, şimdi dernek ismini yanlış söyleyebilirim diye dernek ismi vermeyeceğim. Biz dağımızı deldirtmeyiz, biz şunu yapmayız, biz bunu yapmayız. Yani böyle olmuyor. Dünya böyle çözmedi bunları. Evet. Bu mesela ağaçları destekleyenler, sevenler, ben eminim bir ağaç bile ekmemişlerdir arkadaşlar. Bir de şey var Erkan Sayın Başkanım. Bey, müsaade ederseniz. Bir reklam arası verelim. Vermeden tamam. Haber bir şey söyleyeyim. Şimdi bunu yeterince konuştuk. Evet. Doğrudur. Ben diyorum ki biraz da önümüzdeki tehlikeli duruma bir bakalım. Reklamdan Rumların ortaya koyduğu tavırlara bakalım. Değerli izleyiciler, reklamlardan sonra Kıbrıs konusunda bugün Averof Neovidos'un, yani Anastasiadesi Partisi ve onu destekleyenin açıklamaları var. Çok manidardır değerli izleyiciler. İlk kez Kıbrıs konusunda Akıncı ile bu kadar ilerlemeler kaydettik ve öyle bir noktaya geldik. Artık vatanımız birleşecek. Kıbrıs'ın kuzeyi işgalde. Ne yapıyoruz? Kısa bir reklam arası. Bunları konuşacağız. Tarihinde ilk kez bu şekilde bir anlaşmaya yaklaştık dedi Averof Neofidos. Çünkü Anastasiadis'e karşı etkili bir muhalefet var. Güneydeki partilerden Akel dışında tüm siyasi partiler eleştiriyor. Ki bunlar da yaklaşık halkın %47'si kadarı Güney Kıbrıs'ta. Ve bunlara rağmen bu açıklamayı yaptı. Tarihinde ilk kez anlaşmaya bu kadar yakınız diye ifade etti Averof Neofidos ve vatanımızın birleştirilmesi ve Türk askerinin adadan çıkarılması, yani tırnak içerisinde söylüyorum değerli izleyiciler, işgalin sona ermesi, Türkiye'li göçmenlerin geri gitmesi aşamasındayız. Niye bizi bu kadar eleştiriyorsunuz? İlk kez bu kadar fırsatı yakaladık. Şimdi bundan önceki Cumhurbaşkanı bir dönem Derviş Eroğlu, Doktor Derviş Eroğlu.
Ondan önceki Sayın Talat mı Sayın Denktaş? Demek ki en büyük hakaret aslında Sayın Talat'a yapılıyor. Çünkü Sayın Talat da çözümle ilgili ileri adımlar atmıştı. Sayın Erol aynı şekilde. Ve bunu söylerken Rum Dışişleri, Rum DC Genel Başkanı, ben bir endişeye kapıldım. Yani neler oluyor ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının siyasi partilerin haberi yok. Bugün başbakana sorduk. Sizin haberiniz var mı tüm gelişmelerden? Hayır, yok. Bize söyledikleri kadar bilgileniyorum. Onun dışında Rum basınından bir şeyler duyuyoruz. Ama şimdi Taner Bey de çok uzun zaman kurucu başkan Rauf Denktaş'ın yanında yetişmiş. Orada görev yapmış. Ondan sonra Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuş. Şimdi masanın iki tarafı var. Yani yalnız Türk tarafını dinleyerek bir yere varamayız. Rum tarafını da dinlememiz gerekir. Biz de bunu yapıyoruz işte. Rum tarafını da dinliyoruz. Parçaları topluyoruz ve ortaya bir halka çıkarmaya çalışıyoruz. Rum tarafının söylediklerine baktığımızda ben rahatsız oluyorum. Taner Bey, siz rahatsız olmuyor musunuz? Aynen, aynen. Katılıyorum değerlendirmenize. Rahatsız oluyoruz. Onun için ben dedim ki biraz da bu konuya girelim. Konuşalım. Tabii önemli. Tabii girelim. Çünkü benim devamlı söylediğim bir şey var. Ben Anastasiadis'i de, diğer parti liderlerini de, ya da o parti liderlerine yakın olanların da, politikacıların da şeylerini takip ediyorum. Bakın işte. Bu en son aldığımdır bunlar. Evet. Bu elimdeki. Bunlara bakmadan söyleyeceğim. Çünkü beni teyit eden, görüşlerimi adeta onaylayan bir tutum var bu Rum tarafında. Bir defa Anastasiadis anlaşarak yapıyor bunu. Yani Bizans entrikasına dayalı bir, tamam işte, danışıklı dövüş ama şeye dayalı, böyle Rumların kendi aralarında bir anlaşmaya dayalı bir şekilde hareket ediyorlar. Şimdi burada şöyle bir ekleme yapmak istiyorum izninizle. Diyorsunuz ya danışıklı ve Bizans oyunudur bu. Bakınız, en çok Anastasiadis'i eleştiren kim? Nikolas Papadopoulos. Niko'nun genel başkanı. İnanmıyorum, güvenmiyorum filan filan diye eleştiriyor kendisi. Bir tek hain söylemediği kaldı. Peki Anastasiadis hükümetinin bütçesi geçerken destek veren hangi siyasi parti? Evet değerli izleyiciler. Taner Bey gülüyor çünkü takip ediyor. Takip ediyoruz. Diko. Yani, Diko. Bir yerde Kıbrıs konusunda Anastasiadis'i yerden yere vuruyor. Neredeyse hainlikle suçluyor kendisini. Her şeyi Türklere teslim ettin diyor. Diğer tarafından da bu hükümetin bütçesi geçmek için mecliste oy veriyor. Ve bizim arkadaşımız Theohar ile birlikte o iki partinin oyuyla geçiyor Anastasiadis'in bütçesi. AKEL destek vermiyor. Diğerleri destek vermiyor. Peki sorduğum birçok insan bunu bilmiyor burada. Yani bu siyaseti içinde olanlardan da birçoğu bunun böyle olduğunu bilmiyor. Sorduğumuzda ya o iş başka, bu iş başka. Yok. Tam bir Bizans oyunudur. Tam, danışıklı dövüştü. Tam böyle. Ve Anastasiadis geliyor Sayın Akıncı'ya, diyor ki işte bana çok etkin bir muhalefet var. Saldırıyorlar. Bunu bertaraf etmek için işte biraz daha bir şeyler açılım gösterelim gibisinden. Ben suçlamıyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nı çünkü masanın başında değiliz, görmüyoruz. Yalnız Rum tarafı açısından söylenenleri söylüyoruz. Ve Sayın Akıncı da o konuda aslında yumuşuyor. Ve şu örneği vereceğim, bilerek bildiğim bir şey olduğu için söylüyorum. Telefonlar konusunda güven yaratıcı önlemlerde söz vermemiş miydi? Sayın Akıncı da bunu ifade etmemiş miydi? Telefonlar birleştirilecek ve kolay olacak. Sayın Akıncı bunu masaya götürdüğü zaman değerli izleyiciler ve Anastasiadis'e gel bu telefonlar işini bitirelim dediği zaman, ben bunu nereden biliyorum? O komitelerde çalışanlardan biliyorum. O komitelerde görev yapanlardan, Kıbrıslı Türklerden biliyorum. Anastasiadis demiş ki ya bunu gündeme getirme. Bunu yaparsak siz görünür hale geleceksiniz. Bize daha çok saldıracaklar. Onu bunu kapat. Sayın Akıncı bu konuda maalesef Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda diretmedi, istemedi ve o işte kapandı gitti. Şimdi bu sizin verdiğiniz ve takip ettiğiniz bir örnek. Ben daha geneline bakıyorum işin.
alın 11 Şubat 2014 tarihli yapılan anlaşmayı. O zaman Cumhurbaşkanı Sayın Eroğlu, Anastasiadis'te gelmiş. Ve neticede bu anlaşma yapıldı. Şöyle veya böyle eleştirilebilir. Ama yapıldı. İmzalandı bir yahut orada mutabık kaldı. Bunu ben eleştirilebilirim. Yani bana olabilir. Dervişoğlu'na beni çok yakın görüyorlar. Ben bunu olabilir. Eleştirdim. Ben kullanış şeklini evet. söyleyeceğim şimdi Anastasiadis'in. Anastasiadis hemen ertesi gün çıkıyor basına ve diyor ki nedir da endişe edersiniz üstüme saldırırsınız. Tek devlet, tek egemenlik, tek uluslararası kimlik, tek vatandaşlık, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de devamını öngören bir tutum içerisinde olacağız. Odur bu anlaşmanın bize verdiği imkan diyor. Geldiğinde tekrar görüşmeye soruyorlar kendisine. Sayın Eroğlu biliyor. Soruyor. Yani ne dediğin senin? Bizim kabul etmediğimiz her şeyi sanki kabul etmişiz gibi sen ortaya koydun. Ya bakmayın. Ben onları ikna etmek için söyledim. Biz işimize bakalım. Böyle bütün Kıbrıs'a sahip çıkacak bir yaklaşım sergiliyor adam. Her taraftan işte ne bileyim toprak konusunu alın. Başlıyor Yeşilırmak'tan şimdi. Geliyor aşağı. Yeşilırmak'tan sonra giriyor gemi konağı falan sağlı sollu yani güneyli kuzeyli de köylere falan şey yapıyor. Hepsini istiyor. Geliyor çıkıyor Çamlıbel'e kadar. Yukarıya kadar geliyor. Sonra devam ediyor Lefkoşa'ya. Alayköy'ü istiyor. Sen de biliyorsun. Evet. Onları. Tabii ki. Alayköy de bizim diyor. Geçiyor Lefkoşa'yı da. Gidiyor aşağıya. Giriyor Mesarya Ovası'na. Oh. Mesarya Ovası'nda bir bakıyoruz. Hepsini istiyor. Hepsini. Balıkesir'i de istiyor. Bilmem şeyi de istiyor. Hepsini istiyor ya. Akıncılar. Efendim? Akıncıları bilmem ister zaten. Akıncıları istememiş. Oraya Erkan var. Orada. Erkan var ondan da istemiyormuş. Her neyse. Geçiyor daha da yukarıya. Gidiyor tam Maraş'a kadar. Şimdi saymayayım hepsini ne evet. istediği. Bizi atıyor yani. Bu saydığım yerlerde bir baktığımda atıyor bizi beş parmakların üstüne. Sonra geçiyor Maraş'a. Maraş'tan iniyor denize. Onu da bırakıyor orada. Durmuyor orada. Gidiyor ta buruna kadar. Kıyılar sonra, istiyor. Bütün kıyılar istiyor. Neden? Niçin? Ekonomik münhasır alana hakim olmak için. Münhasır ekonomik alana. Münhasır ekonter söyle. Münhasır ekonomik alana sahip çıkmak. Sahip çıkmak için. Yeraltı zenginliğine, Doğu Akdeniz'deki yeraltı zenginliğine tabii ki. Sahip çıkmak istiyor. Zaten yaptığı anlaşmalar, yaptığı çalışmalar, yaptırdıkları çalışmalar belli. Doğal gaz çıkaracak, bilmem ne çıkaracak. Türkiye üzerinden gitmesine imkan vermiyor. Hayır diyor, olmaz diyor. Dönüyor burunu da, geçiyor, iniyor, ta aşağıya kadar geliyor ya. Yani bu olacak iş değil. Bize bırakıyor. Vallahi burada Sayın Erdoğan'ın lafını söylemek gerekiyor. Kendisini buğday ambarında gören tavuk gibi oldu. Anastasiadis. Yani benim söyleyeceğim şu, yani siz de gayet iyi biliyorsunuz bu konuları. Onun için ben bir hatırlatmadır yapacağım. Rum tarafı Anastasiadis de dahil bir oyunun içindedir. Tamamen bir oyunun içindedir. Kendi kendilerine çekişiyorlar mı? Gene aynı şekildedir. Bunlar hep bunlar. O senin söylediğin şeyleri de kapsıyor. En sondur bunlar. Bugün çıkardım. Bugün yeni aldığınız bunlar. Yeni aldığım şeylerdir bunlar. İngilizce buna değil mi? Sadece hayır. Bu Takın yayınladığı şeylerden. Anastasiadis ne dedi, öbürleri ne dedi, öteki ne dedi, onlardır. Peki, bu insanlar böyle bu insanlarla biz nasıl anlaşacağız? Zor. Onun için inisiyatif sizler kurduğunuz inisiyatif tam zamanında kurulmuştur. Bizim görüşlerimizi de yansıtan ben Ulusal Halk Hareketi'nin de genel koordinatörüyüm. Bunu biliyorsunuz. Ama
bizim görüşümüzü de yansıtan bir kuruluştur yaptığınız. Ben sizi kutlarım. Sağ olasın. Bu görüşü ortaya koydunuz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inisiyatifi dediniz değil mi? Evet. Gayet güzel. İsim de güzel değil mi? İsim de güzel. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni biz de söylüyoruz. Gene şu anda sizinle beraberiz. Ben de sizinle beraberim dedim sana. Yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da söylüyor. Onun için ben rahatım. Rahat olacaksın. Benim içim rahattır. Tabii rahat olacaksın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim yegane dayanak noktamızdır. Yegane dayanak noktamızdır. En sağlam limanımız. Sonuna kadar savunmamız gerekir. Sonuna kadar. Bunu böyle bilsin. İnsanımız da böyle bilsin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden cayma yok. Kesinlikle. Bırak cumhuriyeti der. Yok bilmem neyi der. Böyle o çıkar o şey sendikacıdır yahut bilmem nedir. Yahut şu partinin bilmem nesidir diye. Benim söyleyeceğim budur. Evet. Bu konuda. Mesut Kansu. Kansu kardeşim. Sıraya gidelim. Sırayla gidelim. Yani aramızda fark yok. Yok yok kesinlikle. Yalnız şunu söyleyerek başlayalım. Kıbrıs konusuna girdik. Güney, Kuzey neler söylüyor? Sayın Akıncı neler söylüyor? Anastasiyas neler söylüyor? Değerlendirirken bir kez daha üzüldüğümü belirtmek isterim. Yani dün biz orada kınama gerçekleştiriyoruz. Şehitlik Abidesi'nde saat 14.20 sularında Cumhurbaşkanı oradan geçiyor ve durmuyor. Benim Cumhurbaşkanım, benim devletimin Cumhurbaşkanı orada Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarıyla duran etkili bir topluluğu selamlamıyor bile geçerken, durmuyor. Bu beni üzdü, gerçekten üzdü. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Ya haklısın. Üzdü. Haklısın. Üzdü neden? Bu devletin Cumhurbaşkanıdır. Hayır bundan sonra ne kadar, kim ne kadar oy aldı, nasıl oy aldı, kimi temsil ediyor, hangi oranda temsil ediyor tartışmasına gireceksek ben Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği rakamlarla konuşurum. Onu da açıklarım. Hiç de çekinmem. Kansu Bey söz sizde. Tabii niyetlere bakmak lazım. Niyet hayır oluyorsa akıbetinde hayır oluyor da Sayın Cumhurbaşkanımızın da dünkü eylemde en azından tabii programlarının ne durumda ne ölçüde olduğunu bilmiyoruz ama 30 saniyesini işte alırdı durup selamlamak aslında siyasilerin de seveceği bir argüman da olabilirdi kendisine. Böyle bir söylemleri de aslında şey yapmış olurdu, bir fotoğraf karesi vermiş olurdu da çok da anlamlı olurdu. O kendi takdiri, tabii bizler de şahsım adına üzülmedim değil. Kıbrıs Türk genci olarak Cumhurbaşkanımızı da orada yanımızda en azından temsil olarak durması bile bizi şey yapacaktır, mutlu edecekti. Hayırlısı kendi kararı ama tabii biz o şahsıdır, biz kurumlarımızı az önce söylediğimiz gibi her zaman elimizden geldiğince sahip çıkmaya çalışacağız. Kıbrıs müzakereleri noktasında da şimdi Sayın Bakanımızın da söylediği gibi, belirttiği gibi bizleri beş parmaklara hapsedip orada yaşamaya itmeye çalışan bir fiske vurup atacağını zanneder. Öyle gözüküyor. Denize dökeceğini. Tabii ben Türkiye Cumhuriyeti asıllı bir Kıbrıs Türk genciyim. Bundan da gurur duyuyoruz. Şöyle de bir durum var. Burada öncelikle benim de değinmek istediğim konu. Biz Akdeniz'de, bu bölgede, tüm bölgelerde öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünün en önde olması gerektiğini düşünüyoruz. Bazı arkadaşlar tabii ki özellikle Kıbrıs müzakerelerinde Kıbrıs Türk'ünün öncelikleri olarak da bahsetse de aslında benim de söylemem şudur. Eli güçlü olan, bölgede güçlü olan, dünyada uluslararası arenada güçlü olan bir garantör ülkemiz, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında biz daha da güçlü bir durumda oluruz. Daha da iyi pozisyonlarda olduğumuzdan dolayıdır benim öncelikle ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin bu havzadaki çıkarlarının korunması noktasında
Sonra da tabii ki otomatik olarak bizim buradaki yaşam hakkımızın aynı şekilde bütün hukuki yönleriyle, bütün güvenlik açısından bizlere önümüze konulacak bir önerilere de sıcak bakacağız. İşte bugün baktığımız gibi, şimdi 2004'te Sayın Bakanım ben geri dönmek istiyorum. Bunları siz daha çok aktif olarak yaşadınız. Bugün bakıyoruz biz ne için müzakere ediyoruz? Kıbrıs adasını aslında iki toplumlu, iki egemen devlet biz öyle söylüyoruz. Ama genel fotoğrafta algı da, Avrupa'daki algı da, bunu Avrupa'daki dostlarımızdan da duyuyoruz. Algı da Kıbrıs adasının tamamen birleşeceğidir. Zaten Avrupa Birliği'ndeki söylemler de Kıbrıs adasının tamamıyla Avrupa Birliği topraklarına aldığı söylemleriyle başlamıştı. Şimdi ben buradan bir Kıbrıs Türk genci olarak özelde siz masadaki arkadaşlarımıza, genelde de müzakere eden tüm uluslararası kamuoyuna buradan birkaç sorum olacak ve tüm Kıbrıs Türk gençleri belki de böyle düşünse de söylemlerini gerçekleştiremediklerini düşünüyorum. 2004'te Avrupa Birliği bize ne demişti? Sizler iki tarafta evet deyin, barış içerisindeki bir Kıbrıs adasını Avrupa Birliği'ne el ele alalım. Aksi takdirde, aksi söylemler de vardı, aksi takdirde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üzerindeki izolasyonların son bulacağı, uçuşların artık uluslararası düzeyde olacağı, limanlarımızın açılacağı vesaire bla 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 bla. Sonuç, güne geldiğimiz zaman bizler Avrupa Birliği şirin gösterir. Biz Avrupa Birliği'ne karşı değiliz. Biz de barış istiyoruz. Ama biz nasıl Kıbrıs Türk halkı olarak çözüm istiyoruz. Çözüm istiyoruz. Yani barış zaten anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin 74'te müdahalesiyle buraya tüm adaya barışı getirmiştir. Rum halkına da barışı getirmiştir. Çünkü darbe sonrasında, yani Yunanistan'ın Makaryos'a yaptığı darbe sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ada topraklarına geldiğini söyleyememek akıl fukaralığıdır. Yani bunu tarihlerimiz var, halen videolarımız bile var. Yani bunları akıl fukaralığından başka bir şey değildir. Rum halen daha düşmanca tarih kitaplarında bile okuturken biz Kıbrıs Türk gençlerimizi bunları söyletmemeye, bunları düşmanca, bu söylemleri söyleyenlere de düşmanca bakılmasına meyil veriyoruz. İşte bu anlamda Avrupa Birliği'ni halen daha şirin göstermeye çalışıyorlar. Ben de bizim Kıbrıs Türk gençleri olarak biz sormak istiyoruz. Biz size nasıl güvenelim? Siz bir kere bize verdiğiniz sözü 2004'te tutmadınız. Şimdi de deniyor ki işte dönüşümlü başkanlık olacak. Şimdi Sayın Bakanım, bildiğim kadarıyla siz çok iyi biliyorsunuz. Bu dönüşümlü başkanlık bütün anlam planından tutun da bütün planların içerisinde var mıydı Sayın Bakanım? Şimdi bakın, yani vardı yoktu meselesi bir yana. Ama bunu bir kazanç olarak gösteriyorlar. Gösteriyorlar. Güzel yurtum. Hayır, ben konuyu, tamam. Ben konuyu Avrupa Birliği'ne bağlayacağım. 2004 %75 ile hayır dedi Rumlar. Değil mi? Evet. %65 ile biz evet dedik. O %35'in içinde biz de vardık hayır diyen şeyde. Ne yaptı ama Avrupa Birliği? Bir hafta, 10 gün de geçmedi. Bir hafta sonra aldılar geçiyi, güneyi şey, Avrupa Birliği'ne. Şimdi de uğraşırlar. Avrupa Birliği şeye de girsin. Bu çoklu konferans dedikleri oldu. Evet. Daha o değil Sayın Bakanım. Siz de biliyorsunuz. Sadece Avrupa Birliği ile sınırlı kalmayacak. Şimdi de şey çıkarttılar. Güvenlik Konseyi'nde. Daha oraya da geleceğiz ama şu da var. Ben bir ikna olmak istiyorum. En nihayet Sayın Talat patladı. Dün bir açıklama yaptı. Müthiş bir açıklama yaptı bana göre. Rusya'nın ne işi var dedi. Bana göre güzel bir açıklama Almanya'nın yaptı. Almanya'nın ne işi var dedi. Güzel. Çok teşekkür ederiz Sayın Talat'a da bu anlamda. Sayın Talat'ı da buradan sevgiyle selamlıyoruz. Devam etsin ama. Devam etsin tabii ki. Sayın Bakanım, sevgili Erkan Bey, yani şöyle bir durum var. Şimdi bize bir kere sosyal yaşamda da böyledir. Bir arkadaşınız, bir dostunuz, işte bir makam neyse
size bir kere paytayı atmıştır. Size toplum tabirinde kazığı atmıştır. Siz o arkadaşınıza karşı temkinli olursunuz, güvenlikli olursunuz. Özel ortamınıza sokmazsınız. Güvenli yaşamak için onlardan uzak durmaya çalışırsınız. Biz nasıl, hangi platformda Avrupa Birliği'ni şirin gösterilerek Kıbrıs adasının haritasının genişlemesi sağlanılıyor. Bir de dönüşümlü başkanlığı bize şimdi o kadar şirin göstermeye çalışıyor. Biz de okuyoruz elimizden geldiği kadarıyla veya dostlarımızla sohbetler ediyoruz. Uluslararası sohbetlerimiz de oluyor, bu altını çizelim. Bizler işte Lefkoşa'nın bir köşesine kısılı kalmadık. Yani bizim gözümüze de at gözlüğü de takmadık. Bir hedefe de yoğunlaşmadık. Demokratik bir insanız. Demokratik düşünüyoruz. Kıbrıs Türk genci olarak düşündüğümüzde buradan ekstradan tüm samimiyetimizle bildirelim. Ben açıkçası Avrupa Birliği'ne şimdiki bu duruşuyla, bu görüşüyle 2004'ü daha telafisini yapmamış, bizden özrünü dilememiş Avrupa Birliği'ne sıcak bakmadığımı, Avrupa Birliği şu andaki yöneticilerine ve geçmişteki yöneticilerine sıcak bakmadığını düşünüyorum. Tırnak içinde söylüyorum. Az önce biz nasıl kurumumuzla ilgili söylemleri söyletmediysek, kurumlara, belki Avrupa Birliği'nin kurumu da özünde kurulan bir kuruluşta, iyi bir kurum, iyi niyetli kurulmuş olabilir ama şu anda sendikalarınızı besliyor. Evet, şu anda o, yani programda yetmez aslında onlara da. Ben de işte şu garantörlük konusunda da, şimdi oralara da geldik mi dönüşümlü başkanlık, diğer konularda devam ederiz. Mesut Başkan'a söz verelim. Mesut Başkan'a söz verelim. Ama şu da var, ben şunu da ilave etmek istiyorum ayrıyeten yine. Şimdi hani çok böyle azınlık grubun çok sesi çıkıyor. O çok olan dilimin büyük parçası olan kesim de aslında en büyük kesim. Onlar şu anda sessiz dinlemedeler. Ama biz ses vereceğiz. O da var. Ama onları da şey sanmasınlar. Yani sus pus oldu, sindirildi sanmasınlar. Sadece dinliyorlar. Erdemlikle demokratik bir duruş sergiliyorlar. Sözü geldiğinde nasıl ben buradan rahmetle ölenleri tekrar anıyorum. TMT Mücahitler Derneği, TMT Derneği'nin halkın sesinde veya diğer Sayın Bakanımız sizlerin bizim yaşı müsait değildi. Çeşitli hücra köşelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını, Kıbrıs Türk halkının varlığını bu ada coğrafyasında sürdürmek için yapmış olduğunuz mücadeleleri bizler hatırlıyoruz. Hafızalarımızdan silinmedi, silinmeyecek. Sadece biz tatminiz, güvenlikli bir şekilde anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'ni de yanımızda hissederek iki egemen devletin oluşturacağı AB kurucu devletlerin Avrupa Birliği'nin birincil hukuku sayılacak şekilde biz de barış istiyoruz. Barış istiyoruz. Barıştan yanayız. Şimdi, müsaade ederseniz tabii, Erkan Bey, tabii. Bakın ben bir yerde kısa bir şey söyleyeceğim. Benden bahsettiği için yani. Ben TMT'ye bayrağın, Kur'an'ın, silahın üzerine yemin ederek 15 yaşında girdim. 1958'de. Allah razı olsun. Orta üçtüm. Allah 15 Allah. Yaşındayım. 43 doğumluyum. Evet. Yani bunun şeyi yok. Yemin ederek girdim. Ondan sonra Koleli Askeri Lisesi var ya şeyde, oraya bir burs kazandım ama gitmedim. Çünkü burada girince de şeye, teşkilata gayrı iş var. Burada kalmamız lazım. Üniversiteye diye gideriz dedim şeye. Ve neticede kaldık, lisede okuduk. Lefkoşa Türk Lisesi'nde. Ama devam ettik biz şeyde. TMT'de. Şimdi onları anlatma programı değil bu. Evet. Ama ben bir geçiş yapayım. Çünkü benden bahsettiği için arkadaşım. Bu mücadele böyle verildi tabii ki. Bitiriyorum. Yani evet. Ben devam edecek değilim daha çok. Ondan sonra Erenköy'e geçtik, bitirdik. Üniversiteye gittik. Siyasal bilgilere girdik. Burada 21 Aralık başladı. Bakın başından itibaren takip ediyorum. Ben biliyorum. Çünkü 1960 anlaşmaları olurken Makaryos diretti. Ama evvela Zürich'te anlaşmalar oldu. Belirlendi. Sonra Londra'ya geçildi.
O Londra'ya geçildiğinde Makarios imzalamaz. Bu defa ben bunu da Rauf Bey'den aldım ya, rahmetli kurucu cumhurbaşkanımız. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ben hep onun yanında yani bütün geri kalan hizmetimi verdim ve gönüllü verdik. Gayet güzel bir ortamdı benim için. Ama orada dedi ki, Yunanistan Başbakanı da oradaydı. Dedi ki ben bir konuşayım Magario'da diye. Ve demiş ki kendisine, Magario'da de bak sana bir soru soracağım. Senin cumhurbaşkanı olacağın bir Kıbrıs Cumhuriyeti'nden mi daha kolay hareketle yürüdüğümüz yolu, hedefine ulaştırırız? Yani Yunanistan'la birleşmeyi, enosisi. Yoksa gene böyle bu şekilde bir mücadele içerisinde devam etmekle mi? Makarios da herhalde diyor. Ben Rauf Bey'in ifadesini söylüyorum. Makarios da demiş ki herhalde düşündü ki ya en azından ben Yunanistan'ın sözünü aldım. Ne oldu ama? Attı imzayı Makarios. Kaç yıl yaşattı? 3 yıl. 3 yıl. 63'ten 63'e. 60'tan 63'e. 2,5 yıl. Aralık. Aralık. Aralık'ta başlattı şey, olayları. Peki ne oldu ondan sonra? Olayları başlattı. Bilmem şunu etti, bunu etti. Biz üniversitedeyiz. Erenköy'e çıktık. Erenköy'e bir 500 öğrenci çıktık. Bir de Londra'dan gelenler vardı. 550, 600'e yakındık orada. Erenköy'den sonra ben Yeşilırmak'a geçtim. Yani beni de gönderdi, oradaki komutan gönderdi. Bir gün çağırdı. Gel sen gel. Siz Erenköy'e dedi. Binin gemiye, bindik balıkçı motoruna, Erenköy'e gittik. Yeşilırmak'a gittik. Orada da kaldık. Sonra döndük geri işte. Daha detayına girmeyin çünkü benim konum şey değil. Geriye döndük. Birlikte geldik. Ondan sonra Rauf Bey de yakalandıydı ya 68'de. Evet, 68'de. Buraya gelmek için rahmetli işte kendisi başbakan olan ondan sonra Necat Konuk. Ve Erol İbrahim vardır. Gene TMT'de şeydi, Larnakalı. Larnaka'ya çıkacaklar. Çıktılar Bafra'ya. Bu bildiğimiz. Magosa tarafında. Evet, oraya çıktılar. Yakalandılar ama 10 gün içinde verdi Makarios geri. Mecbur oldu. 16 gün. 10 gün. De, hadi 16 oldu, te gelsinler. Şimdi çok çok önemli bir anıdır bu benim için. Neredeydin sen o zaman? Yok canım, o zaman ben hayatta bile değilim. 2 yaşındaydım. Denktaş Bey 4. bölümde, Rum Hapishanesi'nin 4. bölümde alıkoydular. Biz 95'te kaçırılınca o tarafa aynı bölümde beni tuttular. Ve bana bunu bir gardiyan attı. Hanım gardiyan. O da Denktaş Bey yetişen. Hayır, yetişenlerden değil. O yetiş bekleyenlerden duyduğunu anlattı. Anlattı. Denktaş Bey bu bölümdeydi dedi. Sen de bu bölümdesin. Neyse biz 53 gün sonra serbest kaldık tabii ki o tarafta. Öyle bir anısı var. Bana Rum gardiyan anlattı. Evet, yani biz Kıbrıs konusuna girdik çünkü çok önemli bakın, bir süreçteyiz. Bana müsaade edin. Tabii ben ki bitiriyorum. Lütfen. Yani bunun şeyi yok. Yani müsaade edin dediğim şu. Şimdi Türkiye'yi işgalci diyorlar. Türkiye'yi. Ya Akidas planını yapan Makarios. Saldıran 103 köyü yerinden eden, evinden dışarıya çıkarmayan bazı köylerde, köyünü olduğu gibi boşalttıran Rumlar. 1963, 21 yani. Aralık'tan sonra. 103 köy. Yani bütün bunların, yani benim iddiam var. Diyorum ki tazminat konusu olsa biz alacaklık çıkarız. Devleti silah zoruyla ele geçirdiler. Geçirdiler. Ne oldu? Daha uzatmaya gerek yok. Çünkü konumuz o değil, bugüne getirmektir. Evet. Ne oldu neticede? İşte geldik 74'e. Bakın. Atladım diğerlerini. Anlatmıyorum öbürlerini, olanları. 74'e geldiğimizde 15 Temmuz'da darbeyi yapıyor Rumlar. Ne için yapıyor? Enosis için yapıyor. Makarios'u da attılar. Makarios çünkü kral falan şey ettilerdi. Oradan bir darbe yaptılar.
Yunan kralı Avrupa'ya kaçtı. Makarios'u da buradan sildiler. Makarios bizim taraf mıydı? Hayır. O kendi davasına hizmetti. Mutlaka. Rahmetli Ecevit. Rahmetli Ecevit. Yani bildiğim olaylar olduğu için içinde yaşadığım olaylar biraz zaman alıyor ama bitecek. Çok uzun sürmez. Rahmetli Ecevit de böyle talimat verdi şeye. Yardımcısı da Erbakan'dı. Talimat verdi dışişlerinde Türkiye'nin. Dedi ki çağırın İngiliz büyükelçisini ve deyin ki birlikte yapalım biz bu müdahaleyi. Çünkü biz yapacağız bu müdahaleyi. Verdiler. 15'i pazartesiydi. 15 Temmuz 1974 yani. Evet. Çağırdılar dışişlerine büyükelçiyi ve büyükelçiye dediler ki böyle böyle birlikte yapalım. Savaş da olmaz, şey de olmaz. Siz de garantör, biz de garantör. Benim sormam lazım dedi. Sordu, yok cevabını getirdi. Ertesi gün salı, 16'sı. Cevabı verinceler, Ecevit dedi tamam biz bakarız gene şeye. Ama 17'si, çarşamba gün, sen bileceksin. 17'si, 1974, 17 Temmuz'u, çarşambaydı. Çarşamba gün, yani takip ettiğin için bileceksin, yaşadığın için demiyorum. Çarşamba günü de Nikos Samson'u Cumhurbaşkanı ilan ettiler. Ve Samson'un açıklaması var. Yeni Yelen Devleti'nin Cumhurbaşkanı. Evet. Çarşamba günü çıktı. Kıbrıs'ı ölüyor mu ortada yani? Şeye de geçti. Televizyona da çıktı. Televizyona çıktı ve Yeni Yelen Devleti'nin Cumhurbaşkanı. Bakın 17'si. 17 Temmuz 1974. 18'i Perşembe. Sabah rahmetli Ecevit heyetiyle uçar gider Londra'ya. Garantör ya. Bunlar İngilizler de var. İngiltere'de başbakanına der ki ya bu olmaz. Gelin beraber yapalım. Ben size haber saldım. Yok dediniz. Bakın nereye gider iş. Yok dedi İngiltere. Tekrar. Detayına girmiyorum daha. Evet. Ertesi gün 19. 19 Temmuz. Cuma gün. 19 Temmuz'da ama 18'inde İngiltere'den hayır cevabı alınca Ecevit ayrıldı. Ben gidiyorum dedi. Biz ama de... mesajı gönderdi Türkiye'ye. Kim? Ecevit. Tamam canım onu gönderdi şimdi zaten sonuç. Ayşe tatile hazırlansın. Evet şimdi onun şeyi yok. Ha 19'unda Makarios'la konuşma yapıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde. Onu da ve diyor ki junta şeydeki Atina'daki beni yedi. Darbe yaptı. Darbeyi yaptı. Ele geçirdi. Ele geçirdi şeyi. Devleti. 20'sinde garantörlere çağrıda bulunuyor. Evet. Garantörler buna tamam. Müdahale etsin diyor. Yani Türkiye'ye çağrıda bulun aslına bakarıyorsun. Yani neyse bir onu kullanmadık. Doğru. Ama bunu yaptı. Şimdi bakın 19'u dediğim gibi Cuma. 18'i Perşembe, 19'u Cuma. 1974. 19 Temmuz. Onlar beklerlerdi ki 1967'de Geçitkale saldırısı oldu. O Geçitkale saldırısından sonra şeylerin, Rumların Türkiye Büyük Millet Meclisi karar aldı dışa asker göndermeyi buraya. Ve onu beklerlerdi bunlar. Şey etsin yani gidecek karar daha karar alacak daha bilmem ne. Zaman kaybedecek. Zaman kazanmak istedi İngiltere'de diğer Avrupa şeyleri de. Ama Türk hükümeti de o tarihte biliyorsunuz Geçitkale-Boğaziçi çarpışmalarından sonra dışa asker gönderme kararı aldı. Rahmetli gene Demirel zamanıydı o zaman. O kararı kullandı Türkiye. Ek bir karar almadı. Yok. O kararı kullandı ve çıkarmayı yaptı. Sondur söyleyeceğim. Ben evet. Çünkü endişe ediyorum. Zamanı aldım. En sonunda ne oldu? Türk silahlı kuvvetleri denizden de geldi. Havadan da geldi sabah. 20 Temmuz sabahı.
Ama uçaklar geldiğinde de uçtu. Lefkoşa üzerinden ve diğer Rum şeyinin üzerinde de hiç ateş açmadı. Türk şeyi. Şeye gönderdi. Söyleyin. Ateş açmadı. Sadece Türkçe, Rumca, İngilizce. Bildiri bunlar bizim atıldı. Arşivlerde var. Bizim arşivlerde hala da var. Bildiri attı. Türk askeri buraya savaşmaya değil. 60 anlaşmalarındaki düzeni yeniden kurmak üzere geliyor. Ateş açılmadığı takdirde ateş açılmayacak. Dinleyen kim? Yüklendi Rum tarafı. Bu defa da harekat başladı. Ha, öbür taraf, İngiltere'si de dahil, beklerdi ki oturacak, daha bilmem mecliste karar olacak. Ve neticede işte geldik bugünlere kadar. Onun için çok isabetli bir karardır verdiğiniz. Sizleri kutlarım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inisiyatifi. Bu devlet vardır. Var olacaktır. Var olmaya da devam edecek. Rahmetli Denktaş'ın bir sözüyle son vereyim ben. Bu şeyi, tarihi olayları anlatmaya. Daha ölümünün 3 saat kadar, 2 saat, 3 saat kadar önce yanında eşi var, çocukları var. Galiba Serdar Bey de yanındaydı. Sonra ben de geldim. Ama ben dinleyemedim. Onlardan duydum. İşaret eder güneyi. Der ki söyleyin onlara. Burada bir devlet var. Bu devlet yaşıyor ve yaşatılacaktır. Bunu böyle bilsinler diye Rum tarafına mesajını gönderdi. Evet, bu çok tarihi bir mesaj. Çok tarihi bir mesaj. Bu ve son mesajıydı o. Bayağı da yani bize bir vasiyetiydi. Galiba. Vasiyetiydi tabii. Onun için bu devleti siz kurdunuz şimdi şeyi, bu derneği. Bunu yaşatın. Faaliyetlerinizi artırın. Biz beraberiz. Yani. Onu söylüyorum. Bu devlet var olacak, yaşayacak, yaşatılacaktır. Devlet... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti gelecek nesillerin de bekasıdır. Anlaşmanın da temeli olacak. Anlaşmanın da temeli. Bizim açımızdan. Şimdi bize, ben hemen sözü Mesut Bey'e veriyorum. Evet, ben ve benim gibi düşünen binlerce insan ama özde KKTC inisiyatifi bizi suçlayabilirler, söyleyebilirler. İşte bunlar çözüm karşıtıdır, anlaşma karşıtıdır. Ne istese desinler ya. Biz... Değerli izleyiciler, federal çözüm karşıtıyız, evet. Federal çözüme karşıyız. Ve şiddetle karşıyız. Ama eğer anlaşma olacaksa da iki devletli anlaşmaya da açığız. Geliniz oturalım iki komşu olarak. Nasıl bir anlaşma yapacağız? Ve iki halkın da hayrına olsun, iki halkın da güvenliği yaşayacağı bir toprak parçası üzerinde iki devletin şekillenmesini yapalım. En doğru çıkar yolu budur. Federal çözüm, federal anlaşma, ben karşıyım. Bilmem arkadaşlar da hep birlikte karşıyız buna. Evet Mesut. Evet, teşekkür ediyorum. Ben önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kuran, ta ezelden Türk Mukavemet Teşkilatı, TMT, Volkan, Sönmezler, hatta o dağlarda gezen tabiri caizse kara sakallar, bunların hepsine ben şu anda saygıyla, minnetle bir teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimi borç biliyorum. Onların sayesinde şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. İlelebette bu yaşanacaktır. Benim anlayamadığım halen bu ülkemizde barış 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 diyorlar. Halbuki barış 74'te gelmiş. 60-63 arasında yok olan barış. 74'te barış gelmiştir. Tabii ki bizim mücahitlerimizin sayesinde gelmiştir. Ben demiyorum Türk askeri buraya getirir demeyeyim onu. Çünkü yanlış anlaşmalar oluyor. Onlar görev icabı gelmişlerdir buraya. Onlar ama görevlerini yani bu görev olarak geldiler. Sağ olsunlar. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum orada. Tabii ki mücahit şehitlerimize de. Bu insanlar burada çok çektiler. Kıbrıs halkımız, abilerimiz, babalarımız, dedelerimiz bu adada çok çektiler. O acısını da çekti ama şu anda meyvesini yiyeceğizken maalesef ki bu devleti öbür tarafa heba etmeye çalışan bir takım gruplar var. Bunun içerisinde sendikalarımız olsun, siyasi partilerimiz olsun. Bunlar halen anlamıyorum. Geçmişteki atalarımıza bakarsak TMT mensuplarına. Üniversite mezunu değildi bu insanlar.
Ama şimdi kira bakan ülkeye satanların hepsi neresi mezunu? Devlet yönetmeye kalkanlar, yok çocuklarımızı yetiştirenler bugün bu ülkemizi elimizden özgürlüğümüzü almak için uğraşıyor. Kendi kendine hareket yapan dünyada başka bir toplum yoktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bazı insanlar. Bir gruptan dolayı. Bir gruptan dolayı. Ne demek ya sen bugün gelmişsin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde özgürce. Lemkaşa'da Mausya'ya elini kolunu sallayarak gidiyorsun. Ama eskiden üç yerde, iki yerde barikattan geçiyordun. Gününü zehir ediyordu. Sabah çıkıp akşam. Yani ben bunları konuşmak istemiyorum. Çünkü bunu çok konuştuk, yıllarca konuştuk. Onun için yine gündeme geldiği için konuşuyorum. Çünkü Sayın Bakanım defalarca anlattılar abilerimiz, büyüklerimiz. Halen bize yine mi konuşuyorlar diyenler olabilir bu konuyu. Çok büyük ya, çok konuşacağız değil mi? Şimdi o günkü eylemimizde Cumhurbaşkanımızın tabii ki yanımızdan geçip de bize bir merhaba dememesi bizi de derinden üzmüştür. Tabii ki dediğiniz yanlış gibi. Yanlış yaptıysa tabii bilerek yaptı. Öyle ama belki evet. Onun da çok acil bir iş olabilirdi. Olsun ama. Ama merhaba diyebilirim. Ama şimdi oradaki KKTC demeyeyim ona. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı. Ve sizler bizler vardık orada. Ama orada bir sendikal platform olsaydı karşıt grup. Duracak. Evet ansızdan veya Türkiye'nin içerisinde bazı grupların burada İskele'deki grup burada olmuş olsaydı orada duracaktı. Orada gereken eylemlere katkı koyup hatta basın açıklaması belki de kendi okuyacaktı. Fazla mı ağır söyledim yoksa? Evet. Yok ben sözümü geri aldım o zaman Cumhurbaşkanım ne de olsa. Ya biz Sayın Cumhurbaşkanı seviyoruz. Üzüldüğümüz. Üzüldük. Üzüldüm. Ben şahsen üzüldüm. Evet. Yani biz isterdik ki Cumhurbaşkanı da duraydı. Bizi. Merhaba diye de katkı koyardı. Çünkü yapmış olduğumuz ana vatandaki iç olaylar değildi bizim. İç siyasi olayımız değildi. Ana vatandaki 44 şehitimizi. Dünya kınadı bunu. Evet. Bakın Avrupa birçok ülke kınadı. Kimisi İster bunu göstermelik değiliz ama basın açıktı. Kınadılar. Sayın Başkanım bizler geçmişte 15 Eylül Temmuz hareketinden sonra 3-5 tane yine sivil toplum örgütleri toplandık. Türkiye Cumhuriyeti'ne Ankara'ya gittik. Nöbet Şafak nöbeti diyeyim artık ona. Demokrasi nöbetine gittik. Orada gidip geldikten sonra 15-20 gün sonra da şeye gittik. Geri kapıya gittik. Bizim bundan ne Cumhurbaşkanımızın haberi vardı ne Başbakanımızın haberi vardı. Ve onur edilenler yine Cumhurbaşkanımız oldu. Çok mutlu olduk tabii ki biz ondan. Tabii ki. Evet, köprünün açılışına davet edildi. Sayın Başbakanımız Hüseyin Özgür Gün'ün orada ben gördüğüm zaman yeni kapıda podruma çıktığında göz açarımı tutamadım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı dediği zaman tüylerim diken diken oldu. Kaç milyon insan vardı orada? Tabii ki. 8 milyon. Evet. Yani orada. Halbuki bizim orada 100 kişinin yapmış olduğu eylemdi. Dünkü bizim yapmış olduğumuz eylemde yüzlerce kişi bugün gazetenin orta sayfasına baktığımız zaman birçok gazetenin orta sayfalarını kapsadık. Evet. Yani bu çok önemli. Star gazetesine teşekkür ediyorum. Evet biz de teşekkür ediyoruz. Tüm basınımıza değer verdiler. Türkiye basını geldi. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Tabii yani bu 2 saat içinde 8'de başladık galiba Kansucuğum. Öyle başladık. 12'de bitirdik. Sabaha kadar da uğraştık. Yani insanlara telefonu yani uğraştık. Çok şükür ki elimizin yüzümün akıyla da çıktık. İnşallah bu gibi şeylerde daha da ileriki günlerde yani güzel şeyler yapacağız. Ulusal davanın peşinde olacak olan bu tür eylemler dalga dalga büyüyecektir. Orada tabii gelen ki. Herkese teşekkür ediyoruz ama ki. Ben gece saat 11'di galiba 23.30 filandı. Sipahi'den gelen Yusuf Yıldız hocam. Bakınız. O olay. O insanı ya. Bakın yani değerli izleyiciler, Sipahi nerede? Lefkoşa nerede? Ve ben mesajı saat 23.30'da atıyorum. 23'ü geçmişti saat. Ve mesajı alırken de sabah görüyor mesajı. Evet. Çünkü uyuyordu o vakit herhalde. Mesajı sabah görüyor. Bizi de izliyor şimdi. Selamlarımız olsun hocamıza. Ve sabah mesajı görürken de geliyor. Ve orada şehitlerimize duayı okuyor. Yusuf hocamız o çok önemliydi, çok anlamlıydı. Sayın Başkanım, bu eylem, bu eylemler değil, bu ulusal davaya sahip çıkma, devletimize sahip çıkma dalga dalga büyüyecektir. Tabii ki. Ben halkımızın içerisinde bu açlığı görüyorum. Bekliyorlardı bizden yani bunu halkımızın çok duyarlı kesimleri bizden bunu bekliyordu. Çünkü biz niçin varız? 1974'te ülkeye gelen, Kıbrıs'a gelen barışın devamı için varız.
Bunun için yollara çıktık. Ha devlette yönetim açısından yanlışlıklar olabilir. Mutlaka. Bunları mutlaka düzeltiriz. Mutlaka. Tartışırız. Buradan ikazlar yaparız. Çeşitli sivil toplum örgütleri bunları tartışır. Avrupa Birliği'nde tamamen yönetimde eksiklik var. Tamamı. Yani evet. Konuşuruz. Bu arada şimdi bazı arkadaşlar halen daha farkına varmamışlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne kadar büyük olduğunu. Bugün yıllardan beri, 40 seneden beri ben yaşıyorum, 53 yaşındayım, bitiremediler. Bu ülkeyi bakın, bitiremeyecekler. Kıbrıslı Rum komşularımız bunun farkındadırlar. Evet. Ben Türkiye dediğimde işte güçtür bölgede. Aman Allah'ım diyorlar. Güç mü? Bu bölgede en büyük güçlü diyorlar. Türkiye evet. Cumhuriyeti. Bunu Kıbrıslı Rumlar söylüyor. Ama maalesef bizim bazı gençlerimiz... Ama bizim Türk Cumhuriyeti içerisinde bazıları hadi canım sen de Türkiye ne ki diyorlar. En üzücü taraf da odur. Halbuki çocuklar. Biz içindeki olduğumuz gücü fark etmiyoruz. Bugün çevremizdeki arkadaşlarımızın birçokları yan taraf komşumuz 1 milyonluk Avrupa Birliği'ne bel bağlamışlar. Avrupa geldiği zaman bize çok şey getirmeyecek. Hazır alıp gidecekler. Kapılar açıldığında bize dediler ki siz de çok işler yapacaksınız, yetiştiremeyeceksiniz. Hazır işlerimiz elimizden gitti. Çarşı esnafı kan ağlıyor. Siz esnafsınız. Esnaf olarak kan ağlıyor. Kirasını, elektriğini ödeyemeyen yüzlerce esnaf var. Hepsi kapatılıyor. Ve bu arada da hükümetlerin çıkartmış olduğu AVM'ler çıkıyor şu anda. Tek tek. AVM'ler ülkesi olmamamız gerekiyor. Bizler AVM'ler bu ülkede küçük esnafı, küçük toplum olduğumuz için bizleri yok eder. Sonumuz ne olacak onu düşünemiyoruz. Bu AVM'lere bir an önce hükümetleri de şey yapması lazım. Dikkat buyurması gerekiyor. Evet. Onun için yani çarşıda esnaf bugün gazetenin birinde gördüm. Batıyoruz yazmış başlıkta. Kıbrıs gazetesiydi galiba. Batıyoruz diyor. Batmışız zaten batıyoruz da battık. Bitti. Esnaf bitmiş. Maaşını alan devletimiz... devletin memuru geçiyor öbür taraftan alışveriş yapıyor. Bizler neden buna engel olmuyoruz? Evet, Kandil günüydü. Millet ibadet etsin, devsin, dinlensin diye ibadet yani bir tatil veriliyor. Bu insanlarımız Rum tarafında alışverişe gidiyor. Edval hakkı değildir. Yok ben ona katılmıyorum. Gitmeyecekler. Ahmet teşekkür İşcan ediyorum. Bey. Efendim teşekkür ederim. Tabii şimdi Erkan Bey sizin programınız gerçekten de çok izleniyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında geçmişte sizlerle birlikte olduğumuz programlarda gelen dönüşlerden de bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Sağ olasınız. Hem programın zenginlik katabilmek için ben burada Sayın Bakan'ın başta olmak üzere arkadaşlarım Kıbrıs konusu başta olmak üzere birçok konunun sonuçlarıyla ilgili görüş ve düşüncelerini ifade ettiler. Ben Kıbrıs konusu başta olmak üzere birçok hadisenin sebepleriyle ilgili ben kısa değerli halkımıza, dağarcımızı paylaşma ihtiyacı hissettim. Şöyle ki, değerli arkadaşlar, değerli Erkan Bey, Kıbrıs görüşmeleri kaç yıldır sürüyor bu adada? 68'den itibaren başlanıyor. Yani 48 yıldır. 48 yıldır. Yarım yüzyıl. 48 yıldır, değerli arkadaşlar, bunları söylememiz gerekir artık. 48 yıldır biz, emperyal güçler tarafından yöneticilerimiz avutuluyor. Bu avutulan yöneticilerimiz, gerek Kıbrıs Türk halkını, gerekse Rum halkını da kendi yöneticileri avutmaya devam ediyor. Gerçek bu. Dolayısıyla bizler deyim yerindeyse artık ne emperyal güçler tarafından ne bizi yönetemeyen insanlar tarafından böyle avutulmak istemiyoruz. Deyim yerindeyse şunu ben göstermek istiyorum. Özleyiciden özleyerek çocuklara oyuncaklar verilir ve bu oyuncaklarla meşgul edilmeye çalışılır. Yıllarca biz Kıbrıs Türk olarak böyle bir muameleye maruz kaldık. Artık buna son vermeli diyoruz. Neden bunları söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü Kıbrıs Türk halkı bunu hak etmedi. Gerçekten de hak etmedi. 1983 yılında kurmuş olduğumuz Sayın Bakanımızın da çok büyük emeği var. Kurmuş olduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir devlet değil mi arkadaşlar? Sayın Bakanım 164 maddeden oluşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nı sizler hazırladınız ve 2 yıl sonra referanduma sundunuz. Bu bağımsız cumhuriyetin anayasasını ek olarak Erkan Bey bu KKTC kuruluş ek bildirgesine ne gerek vardı diye ben sormak istiyorum. Biz sizlerin de dediği gibi biz federasyon görüşmek istemiyoruz. Biz
kanla, canla, mücadeleyle burada bir devlet kurduk. 164 maddeden oluşan bir anayasasını hazırladık. Ama gelin görün ki sırf barışçı gözükelim diye yabancı güçlerin Türkiye'ye karşı baskılarını göğüsleyelim diye KKTC kuruluş ek bildirgesini hazırladık. İki paragraf okumak istiyorum izninizle. Buyurun. Şöyle. Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da ve dünyada tam bir barış ve istikrarın huzur bulunan bu iki halkın aralarındaki bütün sorunları eşit düzeyde müzakerelerle barışçı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaştırmanın mümkün ve zorunlu olduğu görüşüne sımsıkı bağlı bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının iki eşit halk arasında ortaklığının bir federasyon çatısı altında yeniden kurulmasını ve sorunların çözümlenmesini engellemeyip kolaylaştırabileceğine kani olan iki halk arasındaki bütün sorunların barışçı ve uzlaşmacı bir politikayla çözümlenebileceğine inanan ve bu amaçla müzakereler yürütülmesini yürekten dileyen ve önermiş bulunan zirve toplantısının bu açıdan yarar sağlayacağına inanan meclisimiz Kıbrıs Türk halkı adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve bağımsızlık bildirgesini onaylar. Yani Erkan Bey, ya bağımsızız ya değiliz. Dolayısıyla sizlerin de ifade ettiği gibi kurmuş olduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşatılabilmesi için gerekenin yapılması lazım ve bu KKTC kuruluş ek bildirgesinin de gerçekten de artık bertaraf edilmesi lazım ve bunun geri alması gerekir kanaatindeyim. Bunu şu anki parlamentomuza bir çağrı olarak ben müsaade ederseniz ben evet. Bir araya gireyim. Buyurun. Bu 83'te evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı nasıl oldu? Kısadır yani anlatacağım. Gene ben o zaman müsteşardım. 83 daha müsteşardım yani bakanlığa atanmamıştım. Evvela İçişleri sonra Dışişleri Bakanlığı'na atandım. 83'ten 90 işte küsura kadar neyse işte 98'e kadar. Şimdi Makaryos 1963 olaylarını başlattılar ya. Ondan sonra Kıbrıs Cumhuriyeti'ne sahip çıktılar diye dünyayı da kandırdılar. Bağlantısızlar ülkesine, ülkelerine katılım yaptı. Ve orada bir karar alındı. Kabul ettiler kendince oraya. Kıbrıs Cumhuriyeti olarak kabul ettiler. 83'e geldiğimizde Makaryos o karara dayalı olarak Birleşmiş Milletler'e müracaat etti. Müracaat etti. Eylül'de falan toplanırdı zannediyorsam. Eylül, Ekim, Kasım o civarda işte. Kasım'da zaten ilan edildi Cumhuriyet. Biz de gittik. Ben de Rauf Bey'in müsteşarıydım. Beraber gittik. Dışişleri Bakanı Kenan Bey'di galiba o zaman. Kenan Atapol. Orada basın toplantıları yaptı. Kurucu Cumhurbaşkanı. Dedi ki ve kendine gelen, gitmeden evvel New York'a kendine gelen yabancı büyükelçilere de diyor ki şimdi bu Birleşmiş Milletler'e kadar müracaat etti. Sakın kanmayın. Eğer bu kararı geçirirseniz o zaman ne olacak? Bizi şimdiki yerimizde de bulamayacaksınız. Döndü, gittik. O kararı geçirdiler onlar. Evet, geçirdiler. Ama ondan evvel de gene biz dönüşümüzde evvela Strasbourg, Brüksel'e, oradan da Strasbourg'a geçtik. Arabayla geçtik Strasbourg'a. Orada da basın toplantısı yaptı Demirtaş Bey. Yanında işte bizler de vardık, Kenan Bey vardı falan. Ve neticede aynı şeyleri onlara da söyledi ama biz de hazırladıydık işte kuruluş bildirgesini, Cumhuriyet'in. Bıraktık Nail Bey'e, rahmetlik olduğu da. Dedi ki bizden işaret alınca sen tatile çıkabilin diyeceğiz sana. Sen gideceksin Londra'dan ve dağıtacaksınız. Arkadaşlar Londra. Şimdi bir klip hazırladılar. Özellikle Halep'te Suriye ile ilgili
Çok biz acı. Bunu hemen verelim ve bunlar bugün yaşananlar değerli izleyiciler. Dur da bakalım, bitirmedik biz daha ya. Bir dakika. Evet. Bir benim bitti yani, sonuna geldik bu işin gayrı. Evet. Ve neticede şey kuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Tamam. Şey edildi. O kuruluş bildirgesi yahut bağımsızlık bildirgesi de meclisten de onaylandı ve kuruldu. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gene Rumların işte o girişimleriyle ne karşı bizim ortaya koyduğumuz ve Türkiye'nin de destek verdiği bir devlet olarak ortaya çıktı. Hani onu korumak lazım. Devam ettirmek lazım. Evet. Bütün hedef bunu devam ettirebilmektir. Eğer klip hazırsa bunu hemen ekrana verelim. Değerli yönetmenim, Seher'e buradan sesleniyorum. Çünkü bu çok önemli. Bugün yaşanandır bunlar. Hani işte Orta Doğu'ya emperyalist Avrupalı güçler müdahale etti ve ne hale geldi Orta Doğu, bunu görsün değerli izleyicilerimiz. Çünkü Avrupalı emperyalistler ne Libya bıraktı, ne Mısır bıraktı, ne Suriye bıraktı. Hemen klipimiz hazırsa bunu verelim. Kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, göğüde kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver, cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yıllarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını, bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında, yıllarında Ramazansız bırakma Allah'ım.
Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkta yorulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Evet değerli izleyiciler, gerçekten bu çağrıya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bu şiirdeki çağrısına çok iyi kulak vermek lazım. Görüntülerde izlediniz. Hep birlikte izledik. İçimiz kan ağlıyor. O çocukların katledilmesi, o binaların, o yurtların, o evlerin ne şekilde yıkıldığını görüyoruz. Bunlar bugün yaşananlardı değerli izleyiciler. Evet, emperyalist güçler bunu yapmaya çalışıyor. Hem Kuzey Kıbrıs'ta hem de Türkiye'de. Bunu denediler 15 Temmuz günü, akşamı bunu denediler. Eğer Türkiye'de o hain darbe girişimi, o kalkışma gerçekleşmiş olsaydı, bugün Suriye'de yaşananları Türkiye'ye yaşatmış olmayı deneyeceklerdi. Kuzey Kıbrıs'ta deneyeceklerdi. Ve bunu yapanlar da işte bu emperyalist güçler. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde solcu diye geçinen bu emperyalist güçlerin şu anda sözcülüğünü yapanlardı. Ben maşası olanlar söylemeyeceğim. Ama maalesef sözcülüğünü yapıyorlar. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde solcu geçiniyorlar. Sosyal demokrat geçiniyorlar. Solcu bir kişi, sosyal demokrat bir kişi ilk önce devletine sahip çıkar. Yaşadığı toprağa sahip çıkar. Örnek alırsanız Che Guevara'yı örnek alın. Devleti için, toprağı için ölümü göze almıştı. Gaddafi'nin en son daha hepimiz hatırlıyoruz ne hale soktuklarını, nasıl kendi insanlarına öldürttüklerini. İlk bombayı atan da Fransa'ydı, Sarkozy. İlk kez Libya'yı bombalayan Sarkozy'ydi. Ve bugün bunları Suriye'de, Halep'te insanlara yaşatıyorlar. Nerede bu insan hakları? Nerede bu çocukların hakları? Kim savunuyor bunları? Katlediyorlar. Maalesef bu noktadayız ve şimdi bunları yaşıyoruz. Bugün yaşadıklarımızı bunlar. Biz bunun için bu emperyalist güçlere karşı çıkıyoruz. Bizim paylaşacak devletimiz yoktur sizinle. Biz federal çözüme karşı çıkıyoruz. Ve karşı çıkmaya da devam edeceğiz. Neden? Bu istikrarlı barış ortamının bozulmaması için. Ama kısa bir reklam arasına gidelim. Ve reklamlardan sonra duygulandığımız bu Sayın Erdoğan'ın ağzından okunan bu şiirle de programımızı devam edeceğiz değerli izleyiciler. Evet değerli izleyiciler, gerçekten o Halep'le ilgili hazırlanmış olan klipte evet duygulandık çünkü bugün yaşanan gerçeklerdi. Evet Ahmet Başkan. Evet, tabii ki ifade ettiğiniz gibi gerçekten de maalesef Orta Doğu coğrafyası yıllardır kan revan içerisinde. Oradaki insanlarımızın insanlığın gerçekten de yüz karası bir durum söz konusu. Değerli arkadaşlar, ben hem Kıbrıs Türk halkına hem de Türk ulusunun yegane fertlerine seslenmek istiyorum. Hem Orta Doğu'da başlayan bu emperyal yayılım, Büyük Orta Doğu Projesi dediğimiz bir proje, Kıbrıs'ı da ve Türkiye'yi de içine almak konusunda hazırlıklarına devam etmektedirler. 1998 yılında Bill Clinton döneminde yayınlanmış olan ABD stratejik belgesini okuyan ve de bununla da ilgili makale yayınlayan bir kardeşiniz olarak hem Kıbrıs Türk halkına hem de Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimize seslenmek istiyorum.
birlik bütünlüğümüzü korumak zorundayız. Hem Kıbrıs Türk halkı hem de Türkiye halkı birbirleriyle dayanışmasını en üst seviyeye çıkarmak zorundayız. Türkiye'deki hem iktidarla hem muhalefetle, yani deyim yerindeyse 80 milyon kardeşlerimizle tasada, kıvançta, kederde, iyi günde birlikte olmak bir zaruriyettir. Çünkü emperyalizm acımasız yüzünü göstermeye devam etmektedir. Bu bölgeyi yeniden dizayn etmeye çalışıyorlar. Bunun bilincinde olmamız lazım. Bizleri sağcı, solcu, işte 74'ten sonra gelen, 74'ten önce gelen diye ayırmaya, salam anlayışıyla bizleri bölmeye, parçalamaya, çalışmaya devam ediyorlar. Çok uyanık olmak zorundayız. Gerçekten de Taner Bey'in de, eski Dışişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi, bu ülke kolay kurulmadı. Bu coğrafyada Müslümanlık, 700'lü yıllardan itibaren burada Müslümanlık mührü vardır. 1571'de Osmanlı'nın Türklük mührü vardır. Bu ada, bu coğrafya Türk yurdudur. Dolayısıyla Erkan Bey, size katılıyorum, artık bu oyun bitmeli ve burada barış, anlaşma veya oyalama anlayışından süratle vazgeçilmelidir. Neden? Bu yaşadığımız sıkıntıların en başında belirsizlik yatmaktadır. Gençlerimiz geleceğini görememektedirler. Bu antlaşma vesaire, barış görüşmeleri sürüyor diye. Dolayısıyla bizlerin kanaati, KKTC inisiyatifinin artık ortak kanaati, var olan, kurmuş olduğumuz cumhuriyete sahip çıkmak, onu dünya ülkeleri nezdinde yaraşır hale getirebilmek için hem tanınma anlamında birçok alanda girişimler yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Hem işteki sorunlara çare bulurken, ama bununla beraber hem Türkiye Anavatanı'nın desteğini alarak yurt dışındaki ülkelerle kendimizi, varlığımızı tanıtmamız gerekir kanaatindeyim. Bunun yapılması gerekir. Oyun büyüktür. Kıbrıs'ı da içine alacaktır. Türkiye'de yaşanan hadiselerin en başında bu da yatmaktadır. Taşeronları vasıtasıyla, emperyal güçler taşeronları vasıtasıyla oradaki hain terör örgütlerini kullanaraktan katliamlara girişmeye devam etmektedirler. Bu, burada artık sağcısı solcusu kalmamıştır. Burada bir varlık olma ya da olmama söz konusudur. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin artık CHP'li, MHP'liyim, AKP'liyim deme lüksü kalmamıştır. Yurt bölünür, yurt emperyal güçlerin istediği şekilde bölüp parçalanırsa gerçekten de yazık olur. Başa Türk halkının başa gidecek bir yeri yoktur. Dolayısıyla benim çağrım, benim temennim, benim yaklaşımım, Türk ulusunun artık parti ve ideolojik yaklaşım göstermeden birlik bütünlük içerisinde durur ise, bu emperyal güçlerin Büyük Ortadoğu projesinin ilerlemesine ve bunun için içerisine de hem Kıbrıs'ı hem Türkiye'yi almasına ancak böyle engel olabiliriz. Büyük düşünmemiz gerekir. Bizleri küçük küçük sorunlarla uğraştırıyorlar. Görüyorsunuz burada neleri konuştuk. Hiç konuşmamamız gereken konuları konuşturmak zorundalar. Çünkü gerçekten de bunlar sorundur. Ama biz üst akıl denilen, bizleri yönetmeye çalışan o aklın oyununu bozmamız gerekir kanaatindeyim. Ben böyle düşünüyorum. Verilen emeğin ve geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin bize karşı bir borcumuz vardır. Şehitlerimize karşı bir borcumuz vardır. Mücahitlerimize karşı, Mehmetçiğimize karşı bir borcumuz vardır. Bununla ilgili çok uyanık olmak zorundayız. Ben gerçekten de tüm toplum katmanlarının birlikte düşünmesi ve birlikte var olan sorunlara çözüm bulması, bunu da yaparken kırmadan, dökmeden, bütünsellik içerisinde hareket etmemiz bir zaruriyet olmuştur. Biraz önce gösterdiniz, yüreğimiz burkuldu. Hemen yanı başımızda Suriye'de, Halep'te neler yaşanıyor? Irak'ta yıllardır neler yaşanıyor? Libya'da neler yaşanıyor? Yani Allah aşkına soruyorum, bu barış görüşmelerini sürdürme çalışanlara, Avrupa Birliği ülkelerin büyük bölümü ayrıldı. Var olan, birlikte yaşayan ülkeler, toplumlar ayrıldı. Hasan Güler Bey bize uzun uzun bir mesaj attı. Şu anda onun tümünü okumayacağım ama esas olanın da bizimle aynı fikri paylaştığını, federal çözümün olmayacağı bir çözüm. Çünkü onun bizi bir
doğru yöne, doğru eksene götürmeyeceğidir. Ve devlete sahip çıkma. Ve KKTC inisiyatifi olarak da hepimizi kutluyor. Çalışmalarımızda başarılar diliyor. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı ve saygılarımızı. Geç bile kalındı ama Sayın Bakanımız da ifade ettiği gibi zarar neresinden dönerse kârdır. Devletimize sahip çıkmamız artık bir zaruret olmuştur. Çekoslovakya, Çekler, Slovaklar ayrıldı. Onlara bir şey denmiyor. Niçin birlikte yaşamıyorsunuz denmiyor. Bizler Rumlarla kan uyuşmazlığı olmasına rağmen ve Rumlar bizimle hiçbir ortaklığı kabul etmeyeceklerini 1960 Cumhuriyeti ortaklığında da göstermiş olmalarına rağmen bu ısrar niye? Bu direnç niye? Yani amaç hem Müslümanlığı hem de Türklüğü Bağdat'a silmek istiyorlarsa bunu başaramayacaklar. Ben bunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, Mesut. Evet, şimdi Halep denince akla Gaziantep geliyor. Çünkü biz aynı coğrafyanın insanlarıyız. Gaziantep daha önce Halep Antep'iydi. İsmi öyle anılırdı. Halep'in bir gazasıydı Gaziantep. Antep olarak, Ayıntap olarak geçerdi. Tabii ki oradaki şeyleri görünce bu katliamları, benim 3 tane de halam, ikisi Halep'te yaşıyor. Bir tanesi de Şam'da yaşıyordu babamın halaları. Atalarımız, yani biz aynı coğrafya olduğumuz için evlilik, karışık evliliklerimiz de vardı aynı topraklar üzerinde. Tabii ki onları görünce aklıma hemen şu andaki katliamları görünce bizim 53-58'lerden 53'lerden tutup da bugüne kadar yaşamış olduğumuz 60-70'lere kadar yaşadığımız katliamlar, olaylar geldi gözümün önüne. Ben onu seyrederken bundan sonra acaba barışçıların bize göre anlaşma, ne olursa olsun anlaşma yapalım diyenlerin bunları görmüyorlar mı acaba? Bunları bizler yaşamayacağız demiyoruz. Yarın ileriki günlerde anlaşma yapılırsa, belki anavatanın garantörlüğü giderse, Mehmetçiğimiz buradan giderse, o zaman biz bu katliamların aynılarını bizler de yaşayacağız. Bosna Hersek'te de gördük, Avrupa'nın göbeğinde, Orta Doğu'nun göbeğinde halen görmekteyiz. Bunları yani biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşamayacağız de bir kelime yoktur. Mutlaka bunları yaşayacağız. Onun için yine de en azından böyle bir riskle karşı karşıyayız. Tabii ki. Yani Türk ordusu buradan gittiği zaman bu ciddi bir risk olarak karşımızda duruyor. Tabii ki ben her zaman güneye geçip orada rahat gezen arkadaşlara diyorum ki sizler diyorum orada rahat rahat geziyorsanız bugün cebinizde olan Cumhuriyet kimliği değil. Buradaki Türkiye'nin garantörlüğü, Türk askerinin varlığı sayesinde sizler orada rahat rahat gezebiliyorsunuz. Çok doğru. Budur yani. Yoksa öyle kalkıp da hemen 2 dakikada bir kimliği koydum cebime. Ben Avrupalıyım deme. Yok. Sen sonuçta Türksün. Önce Türksün sonra Müslümansın. Bakın bugün bir olan olayı birkaç cümleyle. Taner Bey bilecek Kagobetria köyünü. Tam böyle Tronos dağlarına tırmanırken bir köy, yüksekte bir köy. Ve ona yakın bir küçük köyde 30 tane sivil Rum yaşıyor. Nüfusu düşmüş. Orada belli ki ben radyoda dinledim, RİK 3'te dinledim. Yaşı da almış herhalde olacak. Lisesinden öyle tahmin ediyorum. Biz burada bu köyde yaşarken huzur istiyoruz. Başımızı dinleyecek. Buralara geliyorlar diyor. Kimler olduğunu söylemedi. Yani 300 tane şahıstan bahsediyor. Yani Kıbrıslı Rum'du tabii. Gidenler Kıbrıslı Rumlardı. Ve orada taşkınlık yapıyorlar. Gece içki içiyorlar. Kiliseye giriyorlar. Çanları çalıyorlar. Ve burada huzuru bozuyorlar diyor. Polisi de arıyoruz. Polis de pek müdahale etmiyor diyor. Ben şikayetçiyim diyor. Adamın sesi de ağlamaklı çıkıyor. Radyoda. Radyoya konuşuyor. Biz ne yapacağız ya diyor. Huzurumuzu kaybettik diyor. Herhangi bir ön şart olmak. Evet, zannedersem Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Hemen dinleyelim. Sürecin yapılacağı şeklindeydi. Bu varılan mutabakat çerçevesinde müzakerecilerimiz 4 kezdir toplanıyorlar. Geçen hafta 3 defa toplandılar. Bugün yeniden toplandılar. Yarın yine toplanacaklar. Bu yaptıkları toplantılarda federal yasama, yargı, federal hükümetin yetkileri, federal hükümet ve kurucu devletler arasındaki ilişkiler, normlar hiyerarşisi, dış ilişkiler, polis konuları,
Avrupa Birliği ATO Komitesi'nin çalışmaları gibi konular gözden geçirildi. Müzakereciler bu yaptıkları çalışmaları Sayın Mavroyanis ve Sayın Özdilnami bizlere özetlediler bu akşam. Bu çerçevede yaptığımız müzakerede 9 Ocağı kadar birkaç kez daha buluşma kararına vardık liderler olarak. Muhtemelen Aralık ayında 1, Ocak ayında 9'una kadar mümkün olursa 1 ya da 2 toplantı daha yapabileceğiz. Bu toplantılar dediğim gibi temennimiz tabii ki mümkün olan sayıda var olan ayrılık noktalarını minimuma indirmektir. Ancak hepimiz de biliyoruz ki bazı konular kalacaktır 9 Ocağı. Bunu biz de biliyoruz, onlar da biliyor. Ancak onun dışında olan konuları mümkün olduğu kadar halletmeye çalışacağız. Yine ben her zaman bir şey söylüyordum. 9 Ocak ve 12 Ocak'tan sonra da bir şeyler kalacak geriye. Yani her şey bitecek değildir noktasına, virgülüne kadar. Ancak ana hatlarıyla bir çözümün çerçevesi ortaya çıkmış olacak. Ancak bizim aradığımız kapsamlı bir çözümdür. O kapsamı da o çerçeve içini doldurmak suretiyle sağlayacağız. Eğer her şey yolunda gider ise 9-11 Ocak arası yapacağımız çalışmalar ve 12 Ocak'tan itibaren garantörlerin de katılımıyla yapılacak olan çalışmalar meyvesini verir ise o takdirde yine işte hep örnek veririm. Federal anayasa olsun, kurucu devletlerin anayasaları olsun, federal yasalar, anayasal yasalar ve bunun yanında uygulamaya ilişkin birçok konu 2017 yılı içerisindeki birkaç ayda sonuçlanacak. Ondan sonraki birkaç ayda hazırlık süreci bağlamında halkımızın ve diğer toplumun da kendini hazırlaması süreci yaşanacak. Bu anlaşmanın içeriği nedir? En ayrıntısına kadar toplumumuz bunu tartışacak, hazmedecek. Ona göre elbette sandık başına gidecek. Dolayısıyla böyle bir süreç bizi bekliyor. Bu akşam yaptığımız bu çalışmanın da yararlı bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Devam edeceğiz. 9 Ocağı kadar Kıbrıs'ta mümkün olan en fazla yakınlaşmayı sağlayıp Cenevre'ye gideceğiz. Buyurun. Efendim, Aralık ayındaki ilk toplantının tarihi belli oldu mu? Neyin? Aralık ayındaki ilk, bundan sonraki liderler görüşmesinin tarihi belli mi? 20 ya da 22 Aralık olabilir. İkisinden biri olabilir. Ondan sonra ocağın ilk haftasında olabilir. Netleştireceğiz bunları. Bir sorun daha olacak. Özellikle bu terminoloji konusundaki tarafın arasındaki bir farklılık olduğu seziliyor. Örneğin siz beşli konferans derken karşı taraf çoklu konferans diyordu. Birleşmiş Milletler'de Kıbrıs konferansı olarak yansıdı açıklamayı. Ancak özellikle Rum tarafının beşli konferansı ya da çoklu Kıbrıs konferansına başka tarafların da katılması yönünde bir baskısı var. Özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin süreci dahil etmek yolunda bazı açıklamaları vardı. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela bu akşam gündeme geldi mi bunlar? Vallahi bizim tavrımız çok net. Aslında bizim tavrımız bir yana varılan mutabakat ve BM tarafından ikimiz adına yapılan açıklama çok net. Orada ne diyor? Oradaki mutabakatımız diyor ki 9 Ocak, 11 Ocak arasında iki taraf görüşecek. Ondan sonra 12 Ocak'tan itibaren de 3 garantörün katılımı söz konusu olacak. Bir cümle daha var. O da diyor ki gerektiği takdirde ihtiyaca göre ilgili taraflar çağrılabilir.
Bu nasıl anlaşılacak? İki taraf uzlaşırsa, anlaşırsa ve ihtiyaç varsa söz konusu olacak. Ben Avrupa Birliği'nin adını andım. Bu Brüksel'de gittiğim ve yaptığım temaslar çerçevesinde de gündeme geldi. Bürgenstock'ta da 12 yıl önce Verheugen vardı Avrupa Birliği'ni temsilen. Bu kez Sayın Mogherini olabilir. Hatta Sayın Juncker istekli olursa o bile gelebilir. Ama hangi sıfatla gelebilir? Katılımcı olarak değil. Yani bizim iki taraf artı üç garantör ki biz beş başlığı görüşeceğiz iki taraf olarak. İşte hep o bildiğiniz yönetim, güç paylaşımı, Avrupa Birliği konuları, ekonomi, mülkiyet, toprak bunlar Kıbrıslıların işidir. Ama güvenlik ve garanti boyutuyla bizi de ilgilendirmesinin ötesinde üç tane garantörün altında imzaları olan bir anlaşma da söz konusudur. Dolayısıyla katılımcılar bellidir. İki toplum, onların liderlikleri artı üç garantörün de katılımıyla genişleyecek olan bir süreçten bahsediyoruz. Avrupa Birliği burada da var, buradaki görüşmelerimizde. Burada nasıl oluyor katılımı Avrupa Birliği'nin? Peter van Nuffel, burada Avrupa Komisyonu temsilen bize yardımcı olan bir hukukçudur. Eğer ihtiyaç varsa ondan yararlanmamıza Sayın Espen Ayde bize soruyor, liderlere. Bizim de onayımızla davet ediliyor. Yani bizimle beraber aynı masanın etrafında oturmuyor. Çünkü katılımcılar Kıbrıslılardır. İki toplum liderlikleri ve heyetleridir. Sayın van Nuffel'de ihtiyaç olduğunda ve bizim onayımızla geliyor. Kendisine sorulan sorular da bizleri aydınlatıyor ve ayrılıyor. Avrupa Birliği bu formatta da Cenevre'de de aynı konumda olabilir ancak. Fakat onun dışında biz Birleşmiş Milletler'in zaten hali hazırda orada olacağını görüyoruz. Yani Sayın Ayde yardımcıları hatta belki 9 Ocak'ta yeni genel sekreter görevde olacak. O da bulunabilir. Büyük bir ihtimaldir. En azından Montpellier'de olduğu gibi Ban Ki-moon geldi açılışa. Muhtemelen yeni genel sekreter de Cenevre'de olur diye tahmin ederim. Sayın Ayde ve onun yardımcıları hepsi Birleşmiş Milletler camiasının adına orada bulunuyorlar. Yani Birleşmiş Milletler zaten devrededir ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi zaten destekliyor bu süreci. Ama katılımcılar vardığımız mutabakatta açıkladığımız şekildedir. Bunu daha ötesine taşırmaya, genişletmeye gerek yoktur kanaatindeyiz. Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak bir tek istisnası bunun Avrupa Birliği olabilir. Bürgenstock'ta da olduğu gibi. Zaten eğer Bürgenstock formatına sadık kalınırsa hiçbir sıkıntı da olmaz. Peki. Teşekkürler arkadaşlar. Evet değerli izleyiciler, biz programımıza geri dönüyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından emin olduk ki bir program daha devam ederiz şimdi. Niye devam ederiz? En son söylediğinden başlayacağım değerli izleyiciler. Avrupa'dayken Sayın Akıncı Avrupa Birliği de müzakerelere katılmak istiyor. Verheugen'in zaten kendisi de ifade etti. Bunu görüştük. Eğer arzu ederlerse, katılmak istiyorlarsa bunu değerlendirip konuşacağız diye bir açıklaması var Avrupa Birliği'nde. Öyle de değil mi? Aynen böyle. Ercan Havalimanı'na geliyor, açıklama yapıyor, bir soru soruluyor kendisine. Avrupa Birliği de müzakerelere katılmak istiyor diye soruluyor. Evet doğrudur dedi ancak 5'in dışında yani 3 garantör, 2 de Kıbrıslıların dışında birisi katılırsa ya da bir güç katılırsa karışıklık olur, doğru olmaz. Katılmaması daha uygundur gibi bir açıklamasını dinledim ben. Şimdi ne söylüyor? Avrupa katılmak istiyor. Ve Bürgenstock'taki gibi zaten vardı diyor. Zaten vardı diyor. Halkı aldatıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bakın Bürgenstock'ta Kıbrıs Rum Devleti yani Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği üyesi değildi. Ama şu anda Avrupa Birliği tam üyesidir.
Bir dönemde Avrupa Birliği'nin başkanlığını gerçekleştirdi Christofias. Bize eğer Birkenstock'taki örneği verirse Sayın Cumhurbaşkanı, ben de Sayın Cumhurbaşkanı halkı aldatıyorsunuz derim. Çünkü o zaman Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Birliği üyesi değildi. Ve orada neydi murat edilen? Eğer iki taraf da uzlaşabilirse, iki taraftan da evet çıkarsa ve bir anlaşma olursa Kıbrıs'ın bütününün federal devlet olarak Avrupa Birliği'ne üye alınmasıydı. Hedeflenen oydu. Onu başarmaya çalışıyordu Avrupa Birliği. Siz Avrupa Birliği'ni bizzat davet ediyorsunuz. Halkınıza sormadan. Peki burada Avrupa'dan bir hukukçudan bahsetti. O zaman ben size sorayım. Kıbrıslı Türk olarak ya da Kıbrıs Türk tarafının hangi anayasal hukuk uzmanını görevlendirdiniz? Açıklayınız bunu. Hangi uzman hukukçulardan görev verdiniz ve hizmet alıyorsunuz? Kimler var sizin yanınızda? Müzakere heyetinde kimler var? Bu ülkede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı. Eğer sizden sonra gelen yardımcınızsa, yani olmadığı zamanlarda Cumhurbaşkanı vekalet edense ve birinci adamsa, 01'i taşıyor çünkü meclis başkanı. Meclis temsiliyetinin başıdır, halkın temsiliyetinin başıdır. Onunla paylaşıyor musunuz bu müzakere süreci içerisindeki detayları? Aktarıyor musunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı'na? Bunları sormak durumunda kalıyoruz. Ama siz bir göz doku örnek veremezsiniz. Ve 6 başlığı bahsettiniz. 18 aydır görüşüyorsunuz ve uzlaşamadığınız konular var. Ve bu konular 12 Ocak'tan sonra da uzlaşılmayacak konular olduğunu ifade ediyorsunuz. Demek ki uzlaşamıyorsunuz. Demek ki anlaşamıyorsunuz. Dönüşümlü başkanlık olmazsa olmazınızdı diyordunuz. Ama kurulacak olan sistem başkanlık rejimi değil ki federal devlette. Avrupa'daki sistemlerin bir örneği olacak ve bu da parlamenter sistem olacak. Ve bakanlar kurulundaki bakanlar da ağırlık olacak. Aslında Cumhurbaşkanı göstermelik bir makam olacak. Ve bu konuda da siz siyasi eşitliğimizin olmazsa olmazıdır diyorsunuz. Yine halkı yanıltıyorsunuz. Doğru değildir. Bunu yalnız ben söylemiyorum. Bunu Başbakan Hüseyin Özgürgün de söylüyor. Ki yarın onun da bir yaptığımız bir çekim programı var. O da yayınlanacak. Ve hadi ben bu akşam Sayın Özgürgün'ün söylediğini söyleyeyim. Söylemeyecektim ama Sayın Özgürgün, değerli izleyiciler, izleyiniz yarın Dilek Kırıcı'nın programında Kanal T'de. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Hüseyin Özgürgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'ya güvenmediğini söyledi. Yarın gece izleyin programı, göreceksiniz. Güvenmediğini ifade etti. Ne kadar eksik bilgiler var, ne kadar yanıltıcı bilgiler var. Ama bu akşam az önce söylediği Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerçekten kabul edilmezdi. Birkenstock'u örnek veriyor ve Avrupa Birliği'nin orada olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü Anastasiadis kendisine baskı yapıyor. Başka türlü bunu kabul etmiyor Anastasiadis. Çünkü Anastasiadis diyor ki kendi halkına yönelik cevap veriyor. Avrupa Birliği illaki masada olacaktı diyor. Ben size bunu söz veriyorum diyor. Kıbrıs Cumhuriyeti de masada olacaktı. Bizim aldığımız bilgiler doğrultusunda da Kasulidis Dışişleri Bakanı Kıbrıs Cumhuriyeti'ni temsilen orada bulunacağı söyleniyor. Onu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Nasıl gelişeceğini. Demek ki bu 3 haftalık süreç çok şeylere gebe değerli izleyiciler. Ben şu doğrusu bu akşam Sayın Akıncı'nın söylediklerinden hiç ama hiç memnun kalmadım. Ve gün geçtikçe o Cenevre süreci yaklaştıkça güvenim daha da erozyona uğruyor. Ve güvenmemem baş göstermeye başladı. Çünkü söylenenler doğru şeyler değildi. Siz en son söylediğiniz Avrupa Birliği masada olmayacak sözünüze sahip çıkınız. Ve bunu söylediniz Sayın Cumhurbaşkanı. Siz yaptınız bu açıklamayı. Biz söylemedik. Siz kendi ağzınızdan söylediniz. Olmayacak dedi. Ya Barış Burcu'nun söylediği var. Barış Burcu açıklama yaptı. Masada 5 tane güç olacak diyor. 3 garantör, 2 de Rum tarafı, Türk tarafı. Avrupa bu akşam Anastasiyas'ta görüştünüz.
Ve şimdi geldiniz halka Avrupa Birliği masada olacak diyorsunuz. Yarın da Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesinin orada olacağını söyleyeceksiniz. Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Evet, ben galiba biraz sözü fazla uzattım ama gerçekten gidişat çok daha doğru gidiyor. Evet. Ne söylesek az. Sayın Cumhurbaşkanımız orada bence taraflı konuşuyor. Zaten bizim aleyhimize konuşan gibi geldi bana. Şu anda anladığım kadarıyla. Yönetmiş olduğu, taşımış olduğu kimliği çok da yansıtmadığını gördüm. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Kansu Bey. Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını dikkatli izledik. Tabii içindeki detayları sizler de bir baştan incelediniz, detayını konuştunuz ama daha bu dediğiniz gibi programlardan birçok program çıkar açıklamalardan. Şimdi onu yarın veya diğer sonraki zamanlarda değerlendireceğiz hep birlikte. Ben de tamamen şiddetle karşı olduğum bazı açıklamalar var. Buradan da aslında sözün bittiği yerdeyiz. Aslında nereden biz bu önümüze çıkacak olan referandumu, zoraki referandumu ve hiç hoşnut olmayacağımız bir maddelerin olduğu referandumu nasıl gençlerimize, halkımıza sunup bununla ilgili çalışmalar yapabileceğimiz noktasında biraz da karamsar baksam da bunu başaracağımızı murat ediyorum, umut ediyorum. Ben buradan Kıbrıs Türk halkına da şuradan seslenmek istiyorum. Aslında burada ya okuyamayanlar ya da özellikle gençlerimiz, lütfen sizlerden istirhamımız, sizin atalarınız, dedeleriniz, babalarınız, büyüklerinizden samimi olduğuna inandığınız ve sözüne güvendiğiniz büyüklerinizden Kıbrıs tarihini bir dinleyin. Ona göre kararınızı verin. Avrupa Birliği, Rum'la zaten anlaşamıyoruz. O bir aşikar, hepimiz biliyoruz. Büyük bir çoğumuz bunu biliyoruz ama Avrupa Birliği'nin özelde Kıbrıs Türk halkına söylediği 2004'te yalanlar var. Genelde de tüm Türk ulusuna söylemleri, yaptırımları, Avrupa Birliği'nde olanlar bugün Avrupa Birliği'nin merkezinde PKK çadırları kurulup Brüksel'de PKK çadırları kurulup eylemler yapılırken hangi Avrupa Birliği bunları görmüyor mu? Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki analar ağlar iken Avrupa Birliği'nden hangi makamlardan şiddetli açıklamalar geldi? Bununla ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin, ana vatanımızın yanında olacağı söylemle söylemden birlikte eyleme dönüştü. Peki ben onlara sorarım. Bugün onların mekanlarında, onların memleketlerinde patlayan bombalarda ki hiçbir yerde, dünyanın hiçbir yerinde terörün adı tektir. Terördür. Başka bir tanımı yoktur. Ulusu, milleti, vatanı hiçbir şey olmaz. Bugün DAEŞ onların oralarda şey yaparken, o eylemi yaparken veya Türkiye Cumhuriyeti'nde bu eylemi yapan DAEŞ olmuş olsaydı bunların açıklamaları şiddetli olacaktı ve farklı açıklamalarda bulunacaklardı. Bugün İspanya'daki terör gruplarını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki çadırlar kursalar, oradaki demokratik hakkını arıyorlar diye işte sözde festival adı altında grup çalışmaları yapsalar, aynı şekilde Avrupa'daki terör gruplarının Türkiye'de yapmış olduğu eylemleri yapmış olsalar bugün Avrupa'nın sesi böyle mi çıkardı? Bunun cevabı hayır, böyle çıkmazdı. Avrupa Birliği her zaman yanlı olmuştur. Avrupa Birliği bunu Kıbrıs Adası'nda da göstermiştir. Tüm dünyada, tüm coğrafyada da yanlı bir şekilde göstermektedir. Avrupa Birliği bugün sadece siyasi alanda yanlı kararlarının dışında spor alanlarında da o da farklı bir bakış açısı ama spor alanlarında da yanlı tutumlarını bütün arenada görüyoruz. Biz Türk milleti olarak biz birbirimize sahip çıkmalıyız. Birbirimize savunmalıyız. İnanın buna, Türk ulusu kadar daha demokratik, daha ileri görüşlü bir toplum samimi bir şekilde incelediğiniz zaman
bulamayacaksınız. Avrupa Birliği ırkçı yaklaşımlarından şiddetle ve şiddetle vazgeçmeli. Bu tutumundan vazgeçmediği takdirde sadece yapay, yapmacık bir insan, küçük insan topluluğu görecektir. Biz de tüm kardeşlerimizle, Kıbrıs Türk halkıyla önümüze zorunlu çıkan bu referandumda şimdiden söylemek istemiyoruz ama görünen o ki sanırım bu referandumda bizim evet diyebileceğimiz hiçbir maddesi olmayacak gibi gözüküyor. Bütün maddeler sulanmış, sulandırılmak isteniyor. Bugün garantörlükte Türkiye Cumhuriyeti'nin süreli garantörlüğü tartışılıyor. İşte 5 sene, 3 sene, 10 sene ve bu garantörlükte sürede konuluyor ve hemen otomatik olarak sürenin bitip garantör ülkelerin lav olacağı söyleniyor. Ya bu nasıl kabul edilebilir? Artı Cumhurbaşkanımızın bu söylemi de vardı. Buradan da altını çizelim. Cumhurbaşkanımız garantörlük konusunda Kıbrıs Türk halkına bir süre verilmeli. Atıyor yani süre tarih vermedi ama işte bu 10 sene, 20 sene, 5 sene neyse bu tarihin sonunda bakalım Kıbrıs adasında garantörlere ihtiyaç var mı? Halkımız tekrar bunu tartışsın. Bunu görsün, bunu izah etsin, bunu yaşasın. Tekrar bir referanduma gidelim yönünde söylemleri var Sayın Cumhurbaşkanımızın. Ama Sayın Ordunarius Aydın'ın cebindeki saklı olduğu öyle bir planım var diye bir ortaya çıktı ki yakın zamanda Sayın Bakanım. Kıbrıs'ı sanki yeniden keşfedecekmiş gibi. İşte tahmin ediyoruz ki cebindeki garantörlükle ilgili plan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuzeydeki garantörlüğü tarih maksimum 7 sene olacaktır. 7 sene entegrasyonun tamamen her alanda sağlandığı barışın diye bir cümle kullanıyorlar. Barış zaten olmuştur. Tam entegrasyon diyelim bunun adına. 7 sene sonunda da Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün tamamen lav olacağı cebinde bir sihirli şey taşıyor, formül taşıdığını iddia ediyor ama Kıbrıs Türk halkı gerçekten ahmak değil. Hiçbir zaman da ahmak olmadı. Ahmak da olmayacak. Beşli konferansa değinelim. Beşli konferansta hepimiz ne dedik? Hızlı konuşuyorum. Zamanı iyi değerlendirelim diye haksızlık etmek istemiyoruz. Beşli konferansta sizin de söylediğiniz gibi Cumhurbaşkanı sözcümüzün aracılığıyla olsun, gerekse kendi söylemlerinde olsun yetkililerin neydi? Beşta Kıbrıs'ı, Kıbrıs sorunu, işteki sorunları Kıbrıslılar çözecek. Kıbrıslılarda iki toplum var. Bir Kıbrıs Türk halkı, bir tanesi de Rum kesiminde yaşayan Rum halkı. Bugün Avrupa Birliği diğer ülkelere baktığımız zaman hep yanlı kararları Rum tarafındaki güneye, testereyi hep güneye yontan bir tutumlarını gördükçe Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini endişe edici formülleri ceplerinde taşıdığı sürece ve bu beşli konferansı da sulandırmaya başladıkları sürece biz bizim emin olun köydeki Ayşe teyzemiz, Fatma teyzemiz de hani belki onlara işte sıkıntılı söylemlerde bulunmasalar da gittiklerinde sırtlarını sıvazlasalar da tamam evet hadi sizinleyiz deseler de günün sonunda ben inanıyorum ki bu beşli konferansı sulandırdıkları gibi Ayşe teyzem de orada oyunu verirken o eli hiç titremeden böyle bir çözüme hayır diyeceğini düşünüyorum. Bizim o zaman beşli konferansta sen güvenlik konseyinin beş daimi temsilcisini o masada görmeyi arzuluyorsun. Ne diye arzuluyorsun? Güvenlik konseyinin. Ya işte dünyanın güçleri, dünyanın büyük ülkeleri de Kıbrıs soruna katkı koyması yönünde bir hamle yapıyorsun. O zaman bugün işte Hindistan da dünya üzerindeki etkisi arttı, dünya üzerindeki gücü arttı diye biz Hindistan'ı da masada isteyelim. Diğer başka ülkeleri de güç oldu dünya üzerinde diye bunları da masalarda isteyelim. Böyle bir şey yok. Kıbrıs sorunu evet Kıbrıslılar çözecek. Garantörlerle birlikte Kıbrıslılar çözecek. Biz istemiyoruz masada beşli görüşmecilerin haricinde etkin. Evet masada olabilir ama aktif yani masanın dışında izleyici pozisyonlarında tabii ki olsunlar.
olmaları da gerekiyorsa, ama bizler de olmak istediğimiz yerlerde bizi ötekileştirmeden bizler de olalım. Nasıl görmezler? Biz hiçbir masaya oturamadık. Biz hiçbir spor müsabakalarında bütün engellemeleri yaptılar. Bizim Turizm Bakanımız daha bir ay önce İran'a gitti. Televizyona çıktı, anlatıyor. Rum lobilerinde neler yaptıkları. Biz hiçbir masada huzurlu bir yemek yedirmediniz bize. De şimdi tuttunuz da Kıbrıs Türk halkıyla Kıbrıslılar bu sorunu çözecek diye bizim kardeşlerimize, bizim halkımıza yalan söylemlerde bulunuyorsunuz. Eğer bunları yapmaya devam ederseniz hangi makam olursa olsun, buradan makamımıza laf söylemek, helal getirmek istemiyoruz. Ama biz hangi şahıs olursa olsun eminim bu dünyada rahat olmayacaksınız. Huzurlu bir dakikanız olmayacak, huzurlu bir geceniz olmayacak. Eğer Kıbrıs Türk halkına bu haksızlığı yaparsanız yattığınız yerlerde sizleri yılanlar yiyecek. Siz de düşünün, tekrar düşünün, bu topluma haksızlık etmeyin. Evet, biz de çözüm olsun, biz de izolasyonlardan kurtulmuş bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Türk devleti istesek de, ama bu şekilde her tarafın sulandığı, güvenliklerin olmadığı, siyasi eşitliğin olmadığı, 7'ye 4 bakanlar kurulunun olduğu, sadece bir tane bakanımızın karar verdiği, işte bir bakan evet oyu kullanırsa tüm kararların geçeceği bir bakanlar kurulu tabii ki istemiyoruz. Niye bütün dünyada böyle bir şey mi var? Bakanlar kurulu kararları ortak alınmaz mı? Sayın Bakanımız var burada. Neden biz burada bir tane içimizde yok mu şimdi? Bir tane demek Kıbrıs, bir tane bakanın evet oyu demek Kıbrıs Türk halkının dörtte birinin ona o bakanlar kurulundaki alan kararlara evet demesidir. Bu da nedir? 300 bin nüfusumuzun İşte 75 binin oyuna tekamül eder. 75 binin oyununu alan bir temsilci mi tüm Kıbrıs Türk halkının kaderini belirleyecek? Orada alacağı kararlarla bugün artı, orada alınacak kararlarla Avrupa Birliği'nin birincil hukukunda olmayacak maddelerin olacağı bir şeyde, Bakanlar Kurulu'nda bugün güvenliğimiz, yarın güvenliğimizi sulandırmayacaklar mı? Yarın dönüşümlü başkanlığı sulandırmayacak mı? Yani bu tamamen bir Kıbrıs Cumhuriyeti'nin haritalarının genişlediği maddelerdir. Herkesi aklı selim olmaya davet ediyorum. Son söylememi az önce de tekrarladığım bir cümleyle Sayın Bakanımıza haksızlık etmeyelim. Biz kardeşlerimizden, Kıbrıs Türk halkından özellikle ricamız, tekrar düşünsünler, samimi olduğunu düşündüğü atalarına, kendileri üzüldüğü zaman, kendilerinin canı yandığı zaman, onların da canı yanacağı, kan bağı olan, sözüne inandıkları, yalan söylemediği düşündükleri atalarına, 74 öncesi, 63 öncesi Kıbrıs'ta yaşayan büyüklerine sorsunlar, onlardan iki kelam, iki sohbet etsinler, doğru kararı bulacaklardır. İnşallah. Ben sözü Taner Bey'e verince evet, çıkmak zorundayız çünkü. Pardon. Birkaç bu açıklama üzerine Taner Bey'de birkaç cümle. Benim var şey. Evet. Şimdi benim söyleyeceğim çok kısa, çok kısa. Çok kısadır. Bakın, ben sizleri de dinledikten sonra biz ve ben ve arkadaşlarım ve bu Kıbrıs davasına gönülden dahil olmuş kişiler olarak üzerinde durduğumuz şudur. Çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Ve tehlikelerle dolu bir dönemden geçiyoruz. Şimdi sizleri de dinledikten sonra buna daha böyle güçlü bir şekilde ben de inanmaya başladım. Çünkü inanıyordum zaten. Benim söylediğim devamlı buydu. Aman dikkat. Bu dönem çok önemli bir dönemdir. Tehlikelerle dolu bir dönemdir Kıbrıs Türk halkı için. Dolayısıyla ona göre kararımızı vermemiz lazım. Avrupa Birliği. Avrupa Birliği bize zaten 2004'te yapacağını yaptı. Ondan sonra ortaya koyduğu politikalarla da ne yapmak istediğini adeta açıklamış oldu şimdiye kadar. Bu böyle. Efendim, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri. Onların da ne yapmak istedikleri belli. Onun için biz kendimize bakacağız. Kendi, eğer yanlış değilse kullanacağın
Onlar çıkarlarına bakar, ben de çıkarıma bakacağım. Çok doğru. Beni, dünyanın dengesi bunun üzerine kurulmuş. Benim aleyhime olacak bir şeye hayır derim. Hayır derim. Çok dikkatli olmamız gereken bir dönemi yaşıyoruz diyorum. Halkımıza da bu mesajı vereyim ve sözü bırakayım. Ahmet Bey birkaç cümle evet. söylesin de. Tabii şimdi Kıbrıs konusu. Yalnız çok kısa tut. Birçok konuya falan. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamaları üzerine. Yok, hayır ben zaten arkadaşlar söyledi. Ben tamam. tekrar etmek istemiyorum. Ben bir sizler vasıtasıyla, Ada TV vasıtasıyla, sizler vasıtasıyla ben bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hayat devam ediyor değerli kardeşlerim. Dört yol köyünde, Mausa'ya bağlı Dört Yol köyünde 15 günlük iken felç geçirmiş olan 20 yaşında bir gencimiz var. Ömer Kargı. Bu gencin annesinin feryadını ben bugün bir gazetede duyunca yüreğim burkuldu. Sizler vasıtasıyla bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu gencin ihtiyacı olan bir tekerlekli sandalye ve bir yatağa ihtiyacı var. Dolayısıyla duyarlı vatandaşlarımızın olduğu kanaatindeyim. Bu Ömer Kargı gencimizin yatağının ihtiyacının giderilebilmesi için buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer duyarlı vatandaşlarımız yeterince destek veremezse biz KKTC inisiyatif olarak, Atatürk Yaşam Derneği olarak veya Yeniden Doğuş Partisi olarak bu gencimizin ihtiyacını gidermemiz gerekir kanaatindeyim. Çok izlenen programımız vasıtasıyla ben bu duyuruyu ve bu bilgiyi vermek istedim. Teşekkür ederim. Evet, bu fotoğrafı da zoomlayabilirsek. Yani burada gazetenin fotoğrafıdır. Bu önemli tabii, çok önemli. Mutlaka bizi de arayabilirler. Duyarlı bir iş adamımız bize de mesaj atabilir. Ben bir şey, tabii bir ki. Çağrıda yahut da bir açıklamayla Sağlık Bakanlığı bunu halleder. Halletmemiş diye bir... Etmesi lazım. Evet. Ben, biz onu diyeceğiz. Ben yarın Sağlık Bakanı'na ulaşacağım bu konuyla ilgili. Ve kendisine bu konuda bilgi vereceğiz. Belki de Sağlık Bakanı'nın bilgisi var mı onu da bilemiyoruz. Mutlaka bilgisi vardır. Evet değerli izleyiciler. Yine bir Salı Gecesi programımızı sonlandırdık. Burada katılan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Sizlere özellikle bizi izlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlara da teşekkür ederek iyi geceler diliyoruz.